Habertürk'ten 360 geceden iyi akşamlar. Ben Afşin Yurdakul. Gün geçmiyor ki bu hassas koordinatlara sahip ülkenin çevresinde biz bir sıcak gelişmeyi daha yakından dikkatle takip etmiyor olalım. Bu sefer de Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik hem bölgenin gündeminde hem de Türkiye'nin Karadeniz'deki dinamikleri etkileme olasılığı sebebiyle yakından izlediği bir durum. Bu akşam etraflıca tartışacağız. Ukrayna-Rusya gerginliği nereye evrilebilir? Karadeniz'de dinamikler nasıl etkilenebilir? Türkiye nasıl izlemeli hem Rusya ile hem Ukrayna ile ilişkileri katmanlı? Ve tabii Montrö meselesi var. O bunların neresinde? Bunlara bakacağız. Bir de Avrupa Birliği üst düzey yetkilileri ziyaretteydi. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine dair de konuklarımızın yorumlarını dinleyeceğiz birlikte. İşler nereye gidiyor anlamaya çalışacağız. Başlıyoruz hemen. Kıymetli konuklarıma teşekkürle ekrana davet etmek istiyorum. Bu akşam bizimle birlikte Profesör Doktor Mustafa Aydın var. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi. Profesör Doktor İlyas Topsakal, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, ODTÜ öğretim üyesi ve Dış Politika Enstitüsü Başkanı ve Sinan Ülgen, EDAN Başkanı bizimle birlikteler. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun, sesimi alabildiğinizden de emin olmak isterim böylece. Peki, herkes duyabiliyor. Sizden ricam değerli konuklarım, ilk tur hızlı bir tur olsun ve Ukrayna-Rusya arasında şu an ne yaşanıyor ve siz burada sıcak çatışma riski görüyor musunuz? Hangi gözle izliyorsunuz? Bunu bir duymak isterim. Sayın Bağcı, sizinle başlayalım. Sonrasında da devam edelim. Sayın Aydın, Sinan Ülgen ve en son İstanbul'da benim yanımda, stüdyoda benimle birlikte olduğu için İlyas Bey, size döneyim. Buyurunuz lütfen. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Tüm arkadaşlara da bu arada tekrar iyi akşamlar diliyorum. Hepsi birbirinden değerli uzman dostlarımız, arkadaşlarımız. Güzel bir toplantı olsun. Şimdi Rusya ile Ukrayna arasında son günlerde yaşanan gerginlik tabii sadece biz değil, bütün dünyayı doğrudan ilgilendiriyor. Acaba yeni bir çatışma mı çıkacak? Rusya nereye kadar taviz verecek? Ukrayna özellikle Batı'nın, ABD'nin desteğini alarak acaba Rusya ile herhangi bir askeri çatışmaya girmeye tevessül eder mi, edebilir mi gibi sorular tabii bizi de hem Karadeniz ülkesi olarak hem de NATO üyesi olarak çok doğrudan etkiliyor. Çünkü biz hem Ukrayna ile hem Rusya ile çok sıkı ilişkileri olan, güzel ilişkileri olan bir ülke konumundayız. Rusya ile birçok sektörde işbirliği yapıyoruz. Ukrayna ile ise böyle bir denge politikası takip ediyor Türkiye. Yani hem Ukrayna'nın ayağına basmayacak hem de Rusya'yı kızdırmayacak bir politika takip ediyor. Ama sonuç itibariyle Türkiye'de, Rusya'da biz de aynı denizin balıklarını yiyoruz. Yani hamsi dahil olmak üzere. Şimdi bunu niye söylüyorum ben? Bu coğrafyada ortaya çıkabilecek bir stratejik gerginlik, stratejik çatışmanın sadece bölgeyle sınırlı kalmayacağının da bilinmesinde fayda var. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın biz geri döndük diyerek Amerika, özellikle NATO'ya verdiği mesaj, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde Rusya'nın Avrupa ülkelerini deyim yerindeyse devre dışı bırakarak Baltık ülkelerinden Ukrayna'ya kadar olan o coğrafyada çok sayıda asker ve teknik donanım sağlama politikası, ki bu milyar dolarlarla hesaplanabilir. Tabii Rusya'yı yeni bir stratejik tehdit olarak yeniden değerlendirerek, yani Soğuk Savaş'ın döneminden çok daha farklı bir konumda stratejik bir düşman ve tehdit olarak değerlendirme sürecini acaba Amerika Birleşik Devletleri başarabilir de Avrupa Birliği ülkeleri birlikte hareket eder mi? Şimdi bugün öğleden sonraki programınızı izledim ben. Orada da çok değerli konuşmacılar vardı. Ama şunu da tabii vurgulamak lazım. Özellikle Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını, aday olmasını 2008 yılında Gürcistan'la birlikte engelleyen ülke Almanya'ydı. Angela Merkel'di. Nedeni de şu, o zamanlar işte yol haritası diye bir kavram vardı.
Türkiye evet demişti, İtalya evet demişti, birçok diğer ülkeler evet demişti ama Almanya çok bilinçli bir şekilde Angela Merkel bunu engellemişti. Çünkü Almanya'nın Rusya'daki yatırımları 500 milyar doların üzerinde ve Almanya'da çok önemli bir Rusya lobisi var. Onlara Rusçası, Almancası Russlandversteher veyahut da Rusya'yı anlayanlar olarak tanımlanır. İş adamları başta olmak üzere çok önemli sayıda entelektüeller özellikle Putin'in politikalarını Almanya'da çok desteklerler. En tipik örneği de Almanya'nın başbakanlığını yapmış olan Gerhard Schröder'dir. Yani halen Gazprom'un danışmanlığını yapar. Hatta son yazdığı kitabında ABD'yi çok yoğun bir biçimde eleştirirken Rusya'nın, Türkiye'yi de ekleyerek tabii, Türkiye ve Rusya'nın aslında Avrupa güvenliği için ne kadar önemli olduğunu ve bu iki ülkenin istikrarının aslında Avrupa'nın istikrarı anlamına geldiğini de söyler. Profesör Gregor Schölgen ile birlikte yazdıkları kitapta. Şimdi Karadeniz'de bir askeri çatışma tehdidi, tehlikesi var mı sorusuna verecek yanıt önümüzdeki günlerde Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomatik görüşmelerin artı Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin tutumuna bağlı olacak. Hepimiz biliyoruz ki şu anda bu konuşmayı yaptığımız sürede bile hem bizim diplomatlarımız hem Rus hem Ukrayna hem Avrupa Birliği'nin diplomatları görüşüyorlar. Yani çatışmayı engellemeye çalışarak. Rusya taviz verebilir mi sorusu Donbas başta olmak üzere. Kırım'dan bir taviz vereceğini ben düşünmüyorum. Ama Donbas bölgesi ve diğer alanlarda askeri yığınağın yapılması demek savaşın olacağı anlamına gelmez. Yani burada önlem alma kavramını kullanmıştır Lavrov ve Peşkov. Evet, Rusya önlem alıyor, askeri önlem alıyor, güç gösterisinde bulunuyor. Ama yığınak yapmak muhakkak savaşa girmek anlamına gelmez. Peki. Onun özellikle örneklerini biz de 1957'de yaşadık Suriye ile birlikte. Ama şöyle bir durum var, arkadaşlarımız da biraz sonra değinecekler. Evet. Rusya'nın hedefi Ukrayna'ya saldırmak mı sorusu. Yani Rusya'nın stratejik hedefi Ukrayna'ya saldırmak mı? Yoksa Ukrayna'nın ABD ve Avrupa tarafından desteklenmesini engellemeye çalışacak yeni bir girişimde mi bulunmak? Ben sizce? Ukrayna'nın Rusya'ya saldıracağını düşünmüyorum. Ve Rusya, yani Ukrayna içinde Avrupa gençlerinin öleceğini de düşünmüyorum. Amerikalıların ölecek gençleri var mı onu da bilmiyorum. Onu da arkadaşlarla konuşuruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Mustafa Aydın, siz ne düşünüyorsunuz? Sıcak çatışma riski görüyor musunuz burada? Ya da şu andaki gerginliğin mantığı sizce nereye oturuyor? Evet, ben de hocalarıma, arkadaşlara iyi akşamlar diliyorum. Hüseyin Hoca'nın bıraktığı noktadan başlayayım. Bence kimse kimse için ölmeye hazır değil. Buna Ukraynalılar da, Amerikalılar da, Avrupalılar da ve Türkler de dahil diye tahmin ediyorum. Buradaki gerginliğin yakından takip edenleri izlediğimizde gerginliğin hızlı bir şekilde bir savaşa, kapsamlı bir savaşa dönüşme ihtimali en azından şimdilik düşük gözüküyor. Çünkü Rusya'nın bölgeye yaptığı sevkiyat henüz öyle kapsamlı bir işgal başlatma sevkiyatı değil. Fakat bu çatışma olmayacak anlamına gelmiyor. Zaten bölgede aslında aralıklarla, yani Ukrayna'nın doğusunda aralıklarla 2014'ten bugüne kadar çatışmalar var. Ve 2018'den bu yana da daha fazla artmış, hızlanmış bir çatışma var. Son gerginlik biraz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iktidar değişikliğinden sonra Ukrayna'nın bölgede neler yapabileceğini görme arzusuyla biraz bağlantılı bir tarafıyla. Çünkü aslında daha önce de bu gerginliğin her tırmandığı dönemde Ukrayna hiçbir zaman tek başına Rusya ile başa çıkamayacağını bildiği için Batı'yı ne kadar işin içine çekebilirim arayışı içerisindeydi. Şu anda da yine öyle bir arayış söz konusu. Ama diğer taraftan Rusya açısından da baktığınızda orada da bir Şubat'tan itibaren daha da hızlanmış olan biraz bir takviye güç var. Hem Kırım'a takviye güç yapıyor, hem Doğu Ukrayna'nın sınırlarına takviye güç yapıyor.
Ve Ukrayna'dan gelen haberlere bakarsanız, Ukrayna askeri güçlerinden aktarılan haberlere bakarsanız, Ukrayna'nın içine de bir takım silahlı güçler gönderiyor. Tabii bu tek taraflı bir iddia, bu teyide muhtaç olan bir iddiadan bahsediyoruz. Yine Şubat ayında ciddi bir Kırım'da bir indirme harekatı, tatbikatı yaptı Rusya. Bunu Ukrayna özellikle kendisine karşı yapılmış bir sonraki adımın planlanması olarak algıladı. Çünkü harekatın ilan edilmiş olan planlarına baktığınızda, amacına baktığınızda, işte bir indirme harekatıyla belli bölgelerin ele geçirilip ana güç gelene kadar oraların tutulmasının manevrası yapıldı. Dolayısıyla hani Ukrayna'da oturduğunuz zaman başkentteki evde bunu herhalde Ruslar burada işte bir sonraki adımı planlıyorlar diye düşünüyorsunuz. Bir de meselenin Türkiye'ye belki ufaktan dokunan bir tarafı var. Bu da yine belli ölçüde teyide muhtaç bir iddia. Türkiye'den Ukrayna bir süredir insansız hava araçları da almaya başladı. Bunları kullanarak özellikle Doğu Ukrayna'daki çatışmada ayrılıkçı güçlere ciddi zararlar verdirdiği söyleniyor. Bundan dolayı da Rusya'nın bölgeye yeni silahlar, daha ağır silahlar sevk ettiği, bunun da çatışmaları daha fazla hızlandırdığı söyleniyor. Dolayısıyla meselenin bir şekilde Türkiye'ye böyle dokunan bir tarafı da var. Daha geniş anlamda baktığımızda burada bir, yani aslında üç tane iç içe geçmiş çatışma veya gerginlik var bu coğrafyada. Burada Donbas bölgesi merkezli olarak bakarsak, bir tanesi bir ulus içi veya devlet içi bir çatışma. Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Rusya yanlısı, hatta büyük kısmı Rus olan gruplarla Ukrayna milliyetçiliği ve Ukrayna devleti arasındaki çatışma daha yerel düzeyde. İkincisi bir toprak mücadelesi var burada Rusya ile Ukrayna arasında. Açıkça bunu da görmek gerekiyor. Rusya'nın farklı coğrafyalardaki farklı müdahalelerinin bir benzerini burada görüyoruz. Eninde sonunda Kırım'dan sonra Donbas'a doğru da Rusya'nın bir hamlesi eğer durdurulmazsa gelebilir. Üçüncüsü de aslında bir jeopolitik mücadele var burada. Batı ile Rusya arasında. Bu jeopolitik mücadelede Rusya 2014'te büyük bir adım atarak Kırım'ı önce işgal sonra ilhak etti. Ve bu yolla da aslında Batı'ya ve daha çok da NATO'ya Ukrayna'yı gözden çıkartması, orayı genişlememesi mesajını vermişti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri aslında 2014'te Batı'nın yapamadığı bir karşılık verme durumunun ne diyelim biraz rövanşist bir beklentisi de var açıkçası. Bunun Batı'da bir acısı da var 2014'e bir karşılık verilememiş olmasının. O zamandan beri de Ukrayna'ya ciddi miktarda da destek var. Hem askeri anlamda hem mali destekler, Avrupa Birliği'nin destekleri, Rusya'ya yönelik yaptırımlar vesaire. Dolayısıyla bir sonraki karşılaşmanın daha sert olma ihtimali var. İsterseniz ben de bu noktada bırakayım. İkinci turda biraz daha açarız. Çok teşekkür ederim. Bunun üstüne konuşalım. İkinci turda dediğiniz gibi hem Biden dönemi hali hazırda süren bu tansiyonu nereye taşır, ne kadar arttırır? Hem de dediğiniz gibi bu psikolojik faktör diyebilirsek eğer bunun adına. 2014'te bir şey yapılamadı, Kırım ilhak edildi, bir şey yapılamadı. Yani bu da aslında Rusya'nın bir anlamda bakın ben yaparım, siz de bir şey yapamazsınız demesine meydan veren de bir durum oluşturuyor. Bu ne kadar önemli bir faktör şimdi Batı için? Onu da yorumlamanızı ikinci turda rica edeceğim. Teşekkür ederim bizi bu noktaya taşımış oldunuz. Sinan Ülgen'den de bir değerlendirme alalım. Ondan sonra da İstanbul'daki konuma İlyas Bey'de. Buyurun. Valla kısa bir yorum herhalde yapmakta fayda var ilk turda. Evet. Sevgili Afşin, sizin de bu yöndeki uyarılarınız doğrultusunda. Açıkçası ben de hani gerek Hüseyin Hoca'ya gerek Mustafa Hoca'ya katılıyorum. Burada evet bir sınır ihtilafı
hatta sınır ihtilafının ötesine geçecek şekilde bir askeri, kısmi bir askeri yığınak görüyoruz. Ama bunun ben bir hani Rusya ile Ukrayna arasında bir savaşa giden bir yol olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir siyasi baskı unsuru olarak Rusya tarafından planlandığını ve icra edildiğini düşünüyorum daha ziyade. Dolayısıyla bir kontrollü gerilim politikası olarak belki bunu adlandırmak lazım. Bunun arkasında yatan siyasi emel ise aslında biraz önce bahsedildiği 2014'ten sonra tarafların akdettiği bir Minsk anlaşması var. Orada öncelikle ateşkesin sağlanması, arkasından yeni işte siyasal düzene dair. Şimdi bu o zaman tabii Ukrayna'nın zayıfken masaya oturup akdettiği bir anlaşmaydı. Şimdi Ukrayna'nın siyasi liderliği bu anlaşmanın bazı önemli unsurlarını değiştirmek istiyorlar. Ve dolayısıyla burada o Minsk anlaşmasında, birinci ve ikinci Minsk anlaşmasında üstlenmiş oldukları bazı yükümlülükleri yerine getirmektense, çünkü kendi toprak bütünlüklerine zarar verecek yükümlülüklerdi bunlar. Donbas'ın özelliğini tanımak gibi mesela, orada olacak seçimleri önceden tanımak gibi. Bu gibi yükümlülüklerinden kurtulup öncelikle mesela sınır kontrollerinin tesis edilmesini, yani sınır kontrolünün yeniden Ukrayna'ya geçmesini ve ondan sonra orada tanınacak seçimlerin yapılması konusunda ısrarcı Ukrayna yönetimi. Rusya'da tam tersine bunları yapmakla, bu gerilimi arttırmakla o 2014 Minsk anlaşmasında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesini amaçlıyor kanaatimce. Dolayısıyla buradan hani böyle bir çok endişe edeceğimiz diyelim, çok büyük bir savaş, bir gerilim çıkmaz. Ama tabiatıyla hani bu bölge bu tip savaşlara ve gerilimlere yabancı değil. Sonuçta 2008'de Gürcistan'da gördük, işte 2014'te Kırım'da gördük. Gene de tabiatıyla çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü benden önceki konuşmalarda dile getirdi, Türkiye hem NATO ülkesi, dolayısıyla Rusya ile NATO arasındaki bir gerilimde Türkiye zorlanacaktır. Ama aynı zamanda Ukrayna ile gittikçe gelişen, başta savunma sanayi olmak üzere bir işbirliği alanı ihdas etmiş olan bir ülke. Diğer yandan Rusya ile de keza gerek bölgesel konularda gerek başka alanlarda işbirliğimiz devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntıya, diplomatik darboğaza Türkiye girmek istemez. Bir de belki ikinci turda gene Türkiye etkileri bağlamında daha önce yaşandığı için ve çok gündemde olduğu için tabii Montreux Sözleşmesi var. Eğer orada bir savaş durumu olursa o zaman Türkiye Montreux kapsamında da bazı kararlar almak durumunda kalabilir. Çok teşekkür ederim. Buna da değinelim dediğiniz gibi Montreux kapsamında Türkiye'nin rolü ne olur? Türkiye'den kim hangi rolü oynamasını bekler ve aslında Montreux onun önünde ne demek olur? Onu açarız. İkinci turda teşekkür ederim bunu da hatırlattığınız için. İlyas Bey buyurun, sizin de yorumunuzu duyayım bu durumda. Hep deniyor ki kontrollü gerilim var şu anda gibi görünüyor. Kimse kimse için öyle savaşlara girmeye de hazır görünmüyor ama karşılıklı demeçler var bir taraftan, tırmanıyor. Yalnız bir taraftan belki şeytan avukatlığı diyebiliriz. Azerbaycan-Ermenistan gerginliği de uzun süredir devam eden, donmuş kimsenin bir alevlenmesini beklemediği bir donmuş çatışmaydı. Donmuş çatışma diye sanıyorum, çevirebiliyoruz Türkçe'ye. Ama orada geçen senenin sonunda bambaşka bir safa yaşandığını da gördük. Burada böyle bir risk görüyor musunuz? Ben tabii burada değil dostlar ve hocalarımız, hepsi çok değerli şeyler söylediler ama ben de hani bölgenin tarihini çalışan birisi olarak biraz şey bilgisi verirsem dostları tamamlamış oluruz. Biraz Ukrayna'nın ve Rusya'nın yapısı o bölgede çok önemli. Ukrayna aslında iki tane ana hatta sahip. Bir Katolik dünyası var, bir de Ortodoksi dünyası var. Ortodoksi dünyası tamamen Rus'tur. Zaten arkadaşlar kısa değinerek geçtiler ama yani iki tane devlet aslında. Bir taraf Rusya, yani doğusu Rusya, batısı da Polonya'dır aslında genel baktığınız zaman. Yani birisi Batı dünyasına ait, birisi Doğu dünyasına ait. Bu geleneksel çatışma günümüz değil. Ve 1648'de Polonya Rusya'ya çar atamış bir devlet. Yani bu kadar derin bir tarihsel kırıklık var burada. Bir hat vardır. Bu hat aslında Varşova Paktı'nda da
biraz daha geniş, uzaktan bir hat kuruldu. Yani der ki Batı'da birçok stratejist, aslında komünizm dediğiniz şey Doğu'nun dünyasıydı Batı'ya karşı. Yani bu aslında çok derin, anlaşılması da çok kolay bir hat. Çünkü her şey kültür, sosyal yaşam, hayat tarzı, insanların psikolojik davranışları buna göre kurulur. O yüzden mesela Ukrayna'da bir problem çıktığı zaman %47 veya %40 %10'luk bir kesim ortada kalıverir. Yani bunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla demek ki tarihsel bir hat var. Bu hat birbiriyle her an çatışmaya hazırdır. Bu başka bölgelerde de var ama bu bölge çok özeldir. Sadece Ukrayna'da değil, aslında Beyaz Rusya'da da biliyorsunuz 6 aydır. 6 ay önce seçimler oldu ve Omon birlikleri girdi Beyaz Rusya'ya. Demek ki Beyaz Rusya, yani bu Doğu Avrupa hattında Batı'nın bir baskısı var. Rusya'nın da burada direnme hattı var. Yani şimdi mesela bugün Güvenlik Konseyi Başkanı Rusya'da bir açıklama yaptı. Nikolay Patrushev. Yani o da hocalarım gibi bir çatışma beklemiyor. Çünkü zaten onlar böyle bir şey söyleyemezler ama söylediği şey eskisi gibi ideoloji ayrılığımız olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri ile bu çatışmanın büyüyeceğini beklemiyoruz. Çünkü nihayetinde biz konseyde ve güvenlik alanlarında Amerika ile oturup Batı ile oturup bazı noktalarda anlaşıyoruz. Bazı noktalarda da anlaşamıyoruz. Bunu biz bir yolla, yani diplomasi yoluyla çözmesini biliriz diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda hem Merkel'le hem de Macron'la Putin görüştü. Dolayısıyla diplomasi işliyor bölgede. Ama Donbas'ta 2014'ten sonra aslında bu daha derin de, yani ta Turuncu Devrimlerinden itibaren başlayan bir çatışma, bir Batı'nın kazanması, bir Rusya'nın kazanması Ukrayna'da bir yapı oluşturdu. Tıpkı özerk bir yapı oluşturdu ve bunlar, hocalarım anlattı, bir anlaşmayla da bu yapı sağlandı. Duma toplanıyor. Onların da meclisi orada toplanıyor. Bugün de bir açıklama yaptılar. Biz ülkemizi, dün de yaptılar açıklamayı. Bizim milislerimiz çok fazla, ülkemizi de savunmasını biliriz Ukrayna'nın açıklamalarına karşı. Demek ki buradaki birliklerin tabii sadece şöyle bir tehlikesi var. Biraz zayıf düştüğü zaman Rusya'nın hareketli birlikleri çok fazladır. Omon'dur adları. Çok da yetenekli birlikleri vardır. Dolayısıyla çok rahat askeri yığınak yapmasına gerek yok. Çatışmanın çıkması için stabil değil bu birlikler. Çok dinamik birlikler. Dolayısıyla alanda hakimiyet kurabilecek birlikler. Kırım hadisesini hatırlayın. Yani orada da aynı. Gürcistan'a benzemedi. Gürcistan'ın ayrı motorize birlikleri çıktı. Süpürme harekatıyla geldiler. Geleneksel geldiler ama Kırım'da ve Ukrayna'da geleneksel davranmadılar. Bu yönünü iyi hesaplamak lazım. Ben ben Rusya tarafından açıklamaları daha çok takip ediyorum. Acaba hissiyatları nedir? Ne Şoygu, ne askeri yetkililer, ne de devlet yetkilileri çatışmayla ilgili hiçbir son bir haftadır takip ediyoruz. Hele dünden öncesi günde başka şeylerden bahsettiler. Yani ortak tatbikatlardan bahsettiler. Hatta Pakistan'dan bahsettiler. Bugün Pakistan'la ortak tatbikat yapacaklar ve Pakistan askerlerini eğitecekler. Dolayısıyla bu konuyla hiç ilgilenmiyor gibi gözüküyorlar. Yani Rusya'da. Ama bilinçli bir tercih. Bu bilinçli tercih. Oradaki hareketlenmeyi bekliyorlar. Her zaman böyle olur zaten Rusya'da. Soğukkanlı şekilde olaya bakılır. Ama oradaki olayın, yani şunu kesinlikle bilinmesi lazım. Ben bunu 6 yıl evvelde, 5 yıl evvelde her zaman söyledim. Ukrayna Rusya için çok büyük, şimdi harita geldi. Çok büyük kritik alan. Çünkü Ukrayna'ya hakim olamayan, hele hele Kırım'a hakim olamayan Rusya'nın dünyada asla ve asla çok fazla söz sahibi olma şeyi yok. Çünkü denizlere inemez. Liman kapasitesi sadece Soçi ile sınırlanır. Soçi ile yapacağı lojistik hareketler Rusya için yetmez. Onların düşüncesi bu. Rusya olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla bu konuya stratejik değerlendirme yaparken Rusların ciddiyetini anlamak lazım. Yani Kırım o kadar önemlidir. Kırım bizim için de önemli, biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin de bir tavrı var. Ukrayna'nın da bir tavrı var. Batı'nın da bir tavrı var. Dolayısıyla çok hassas bir nokta. Biz 1856'daki hadiseden tarih olunca bu alanlar tarihsel alanlar. Yani çok küçük bir kıvılcım anında çok büyük güçlerin taraf olmasını gerektirebilecek bir alan. Ama ben de hocalarım gibi düşünüyorum. Bu şu son aşama diplomasi yoluyla devam eder. Alanlardaki o kırmızı çizgilerin çiğnenmesine, yani o kırmızı çizgiler alanlarda
aşılırsa, mesela bunun bir tane örnek verebilirim. Avrupa Birliği, NATO özellikle, NATO bölgeye müdahil olursa Rusya'nın kırmızı çizgisi budur. O zaman işte dünyada büyük bir felaketin başlangıcı olabilir diyorum ben. Peki, teşekkür ederim. Dediğiniz gibi şu anda diplomasiyle ilerler. Yürüyor, en azından bu şekilde gerginlik yönetilmeye çalışılır belki ama kaza gerginlik, bu senaryoları da belki konuşmak gerekir. Sayın Bağcı, burada size dönüp sormak isterim. Ukrayna'nın NATO üyeliği konusu da yine manşetlerle gündeme taşınmış oldu. Zelenski'nin açıklamaları var bu konuda. Amerika Birleşik Devletleri bu NATO'nun ittifakın kararı diyor bir taraftan. Stoltenberg'in de dayanışma sözü verdiği basına yansıdı ama askeri destek ihtimalini gündeme getirmeden. Bunu yorumlamanızı rica edeceğim. Ukrayna'nın NATO üyeliği nasıl gerçekleşmesi mümkün bir fikir mi? Bu nasıl değiştirebilir buradaki gerginliğin kaderini? Ve tabii Stoltenberg'in dayanışma sözü vermesi ama askeri destek ihtimalini de bahsetmemesi ne manaya geliyor? Nasıl bir dayanışmadan bahsediyor NATO Genel Sekreteri? Bu açıdan yorumunuzu duymak isterim. Buyurun. Sağ olun. Şimdi ben tabii hem Ukrayna hem Rusya'yı bu son gelişmelerle birlikte an be an takip edenlerden biriyim. Bizim dış politika enstitümüzün uzmanlarından Doktor Hüseyin Oğlu Pınar Ukrayna uzmanıdır. Bugün de onunla uzun uzun bir değerlendirme yaptık. Özellikle Ukrayna ve Türkiye açısından da nasıl görülebilir? Sayın Topsakal zaten Rusya açısından çok sağlıklı ve yerinde değerlendirmeler yaptı. Şimdi akşam üzeri de yine saat 7 Ali Çınar'ın size de sürekli görüş veren Turkish Heritage'den 4 büyükelçi, yani 2 büyükelçi, 2 akademisyen konuşma yaptılar. Onlardan bir tanesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Kent, diğeri Robert Kangas ki 30 yıldır tanıdığım uzmanlardan biri. Bir de ben de diğer arkadaşlarımız gibi hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çok defa gidip gelen biriyim. Onların zihinsel arka planlarını anlamaya çalışan ve yansıtmaya çalışan biriyim. Şimdi Almanya parlamento başkanı, daha önceden de ekonomi bakanlığını yapmış olan Wolfgang Schäuble, bütün Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakere yaptığı dönemlerden, o aday olduktan sonra da hep şunu söyledi. Eğer Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alacaksak tabii ki Ukrayna'yı da alacağız. Yani Türkiye ile ne bağlantısı var diye tabii insanlar sürekli bunu sorular. Ama Ukrayna'yı Avrupa içerisinde, yani Batı içerisinde, İlyas Bey'in söylediği o Katolik dünya içerisinde görme eğilimi var. 1648'e kadar dediği gibi, yani Polonya'nın çar ilan ettiği bir ortam vardı. Ve bu tarihsel arka planı unutmuyor toplumlar. Yani bunu da bilmek lazım. Şimdi bizim açımızdan bakıldığında şöyle bir durum var. Türkiye çok temkinli ve dikkatli olması gereken bir ülke. Dediğim gibi Türkiye'nin bu konuda özellikle Ukrayna'da görev yapmış. Ben hemen dört diplomatımızı söyleyeyim size. Bülent Meriç, Mehmet Samsar, ondan sonra Erdoğan İşcan ve Yönetcan Tezel şu anda halen görevde. Yani danışmanlık yapıyor Cumhurbaşkanı. Bir önceki büyükelçimiz de orada. Şimdi bizim Dışişleri Bakanlığı'nda Rusya ve Ukrayna uzmanlarının görüşleri nasıl görülüyor, ne kadar ciddiye alınacak da bu çok önemli. Çünkü önemli bir kapasite var. İki tane şey, biz bugün bütün televizyonlarda belki duydunuz, arkadaşlar da söyledi. Francis Fukuyama dedi ki, Türkiye'nin işte dronlarla birlikte son dönemlerde bölgesel anlamda çok büyük bir stratejik üstünlüğü ortaya çıktı. Bu doğru. Biz bunu zaten 3 ay evvel Dış politika enstitüsünde söyledik, programını da yaptık. Yani biz söyleyince haber olmuyor, Francis Fukuyama olunca haber oluyor. Yani domates bizden, salçayı onlar satıyor. Yani YouTube'a girsinler Dış politika enstitüsünde. Şimdi bunun için söylüyorum. Yani bu dronların şimdi gündeme getirilmesi önemli bir şey. Çünkü Yukarı Karabağ sorununda dronlar özellikle tankların imhasında çok önemli bir rol oynadılar. Rusya'nın şimdi Ukrayna sınırına yığdığı alanlarda eğer Türk dronları kullanılacaksa bu sefer Rusya ile başımız belaya girecek. Ya Çinlerinkini kullanacaklar ya da bizimki. Biz özellikle son birkaç yılda dikkat ederseniz biz Ukrayna ile askeri alanda çok önemli oranda işbirliğine gittik. Yani
Türkiye'nin en önemli ihraç ülkeleri arasında Ukrayna var. Ve biz Ukrayna ile biliyorsunuz kimlik kartıyla seyahat ediyoruz. Tıpkı Azerbaycan olduğu gibi. Yani pasaport kullanmaya gerek yok. Rusya'ya giderken vize almak zorundasınız. Ama oraya giderken değil. Şimdi böyle de bir yakınlık oluştu. Batı ile Türkiye şöyle, NATO içerisinde olması hasebiyle tabii ki NATO ile birlikte ittifak desteği sağlamak zorunda. Ama üyelik konusu çok ayrı. Yani dediniz ya Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği nasıl olur diye. Şimdi bu yeni bir genişleme sürecini beraberinde getirmesi gerekir. Yani bazı bunu ülkeler, görüyor musunuz? Balkan ülkeleri, ben bunun kolay olacağını düşünmüyorum. Yani hemen hadi bugün istiyoruz, ertesi gün Ukrayna'yı üye yapıyoruz şeklinde bir şey söz konusu değil. Bu özellikle Almanya'yı, ben burada özellikle üzerine biraz çalıştığım için söylüyorum. Yani Almanya evet derse süreç hızlanır. Angela Merkel halen başbakan, halen Almanya'nın öyle bir Rusya'ya karşı algılanacak olan bir hareketin içine gireceğini düşünmüyorum. Yani Eylül ayında yapılacak seçimlerden sonra yeni gelecek hükümetin pozisyonunda bir değişiklik olabilir, onu bilmiyorum. Ama şu aşamada Ukrayna'nın üyeliği söz konusu değil. Gürcistan da aynı şekilde. Bakın çok ilginç bir şey. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın, bakan yardımcısının bugün söylediği bir şey vardı. Gürcistan çok önemli. Yani Gürcistan da çok önemli Rusya için. Düşünsenize eski Gürcistan devlet başkanı Şarkazvili'yi vali yaptı Ukraynalılar. Yani Rusların gözünün böyle içine baka baka Rusya'nın eski başbakanı uzun süre Ukrayna'da büyükelçi olarak görev yaptı. Yani İlyas Bey'in özellikle o derin Rusya bilgisinin tabii biraz ben de biraz okuyorum ama o tabii çok uzman. Onun söylediği yani o kırmızı çizgi var ya Ukrayna yani Katolik dünyasıyla Ortodoks dünyasının o ayrıştığı nokta bu çok önemli. Rusya nereye kadar taviz verebilir sorusu var burada. Yani Putin diplomatik olarak ve askeri olarak ne kadar esneklik gösterebilir? Ben belli konularda esneklik göstereceğini düşünüyorum. Yani çatışma olmaması açısından. Putin çok akıllı gidiyor, onu söyleyeyim. Ama Batı'nın topyekün bir birliktelik olarak Rusya'ya karşı tavır aldığı da şu anda söz konusu değil. Yani tartışmalar yapılıyor ama bir blok olarak Rusya'nın çok karşısında güzel duran bir durum söz konusu değil. Stoltenberg'in bile askeri anlamda herhangi bir açıklamada bulunmayışının ardında yatan temel neden de bu. Ama şöyle bir durum var. Yani önümüzdeki yıllarda Rusya'nın Doğu Avrupa üzerinde ve Ukrayna üzerindeki etkisi artacak mı sorusuna verilecek yanıt evet artacak. Bakın Baltık ülkelerinin yani 3 Baltık ülkesine 1992 yılından beri hiçbir Rus devlet başkanı ziyarette bulunmadı. Ne Boris Yeltsin, ne Putin, ne de Medvedev. Zaten 2036'ya kadar da başka cumhurbaşkanı olmayacağına göre Rusya'da yine Putin gitmeyecektir. Ama şöyle bir şey var. Sizin sorunuz da doğrudan bağlantılı. Biz birdenbire Doğu ile Batı arasında ortaya çıkması muhtemel yeni bir gerginliğin parçası olmamalıyız. Montreux'a girmedik daha. Biraz sonra gireceğim dediniz sorularınızda. Evet. Yani mesela Montreux Rusya'nın aleyhinedir. Yani eğer Montreux'da bir değişiklik olacaksa Rusya'nın Türkiye'ye savaş açma ihtimali bile olur. Çünkü çıkış noktası İlyas Bey de söyledi ya yani deniz, Karadeniz'den çıkışını sağlayan en önemli su yolu. Mustafa Aydın arkadaşımız, meslektaşımızın Beş Deniz isimli kitabı vardır. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yapmışlardı. Beş Deniz'in hikayesi diye. Şimdi bütün öğrencilerimize onu okutuyoruz. Yani bu Azak Denizi'nden başlayıp Karadeniz, işte Marmara, Ege, Akdeniz, oradan Atlantik'e çıkana kadar olan o geçiş yolları üzerindeki ülkelerin birbirleriyle olan ilişkileri ve kıyı şeritlerinden ne derece faydalandıkları, ortaya çıkacak doğal gaz ve petrol konularında nasıl bir tavır takınacaklar? Düşünsene biz hepimiz nasıl geçen sene işte Karadeniz'de petrol çıktı diye böyle çok büyük bir sevince gark olduk. Yani çıkmadı daha ama inşallah çıkacak. Ve bunun yansımaları şimdi savaş tehlikesi Amerikan yönetiminin
de alamayacağı bir risk olarak görüyorum. Ama söylemler çok sert. Yani Biden'ın, belki bunu söyleyerek ara vereyim. Biden'ın oğlu Ukrayna'da biliyorsunuz uzun süre çalıştı. Ayda 50 bin dolar gibi bir maaş aldığı söyleniyor. Ukrayna'da çok etkili olduğunu biliyoruz. Ve Biden biraz da böyle Barack Obama döneminden gelen 2014 yılındaki işgal ve ilhakı kabullenemeyen bir yaklaşımı da var. Yani sonuç itibariyle Amerikalılar nereden baksanız Texas mentalitesine, yani cowboy mentalitesine sahip olan adamlar, hızlı çeken kazanır mantığından hareket ediyor. Ama karşısındaki ülke herhangi bir ülke değil. Ben Biden'ın yeni bir doktrin arayışı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Özellikle Amerika'nın içindeki sorunları biraz böyle dışarıya yansıtmaya çalışıyor. İçerideki sorunları böyle asır altı etmek için. Ama Rusya yanlış ülke. Ve bana göre Biden'ın hem oğlunun hem kendisinin bireysel, tırnak içinde söylüyorum, intikam alma duygusunun da içinde olduğu bir senaryo gibi geliyor bana. Tıpkı George W. Bush'un Saddam Hüseyin benim babamı öldürmek istiyordu dedi. Yani şaka gibi. Yani seçim kampanyasında ben Irak'a müdahale edeceğim çünkü o benim babamı öldürmek istedi dedi. Büyük devletler böyle bazen işte kinci olabiliyor. Bu Ukrayna'da çalışır mı? Ukrayna'da başarılı olabilir mi sorusuna verilecek yanıt benim şu anda vereceğim yanıt hayır, başarılı olamayacak. Ve Rusya bu coğrafyada geri adım atmayacak. Yani geri adım atacağını düşünmüyorum. Yani Putin'le düşünmüyorum. Yanılıyor olabilirim ama Putin'in kararlılığını en azından takip eden biri olarak şey yapıyorum. Çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Düşünmesi gereken Avrupa ülkeleri. Yani sonuç itibariyle Polonya'sı, Macaristan'ı, Almanya'sı ve bakın bir şey daha söyleyeyim. Fransa Devlet Başkanı Macron biliyorsunuz Putin'i Paris ziyaretinde işte Versailles Elize Sarayı'na götürdüğü böyle bir Rus çarının nasıl karşılanıyorsa öyle karşıladı. Birinci Alexander gibi. İlyas Bey daha iyi bilir o tarihleri. Şimdi Almanya'ya gittiğinde adamcağızı mecliste konuşturuyorlar. Ondan sonra başlıyorlar. İnsan haklarını da şöyle yaptınız, işte şunu da böyle yaptınız. Putin'in en sevmediği şeyler. Fransa büyük devlet politikası yapıyor. Fransa'nın öyle Rusya'ya karşı kabadayılık yaptığı falan yok. İnsan hakları falan, demokrasi falan hiç o kadar şey değil. Almanya muhalefi, Almanya'daki siyasetin iki tane hedefi var. Bir tanesi Beyaz Rusya. Beyaz Rus muhalefeti Almanya tarafından desteklenir. Ve Ukrayna'daki muhalefette Almanya tarafından özellikle desteklenir. Yani bunun bilinmesinde fayda var. Ne Almanya ne derece başarılı olur olmaz ayrı da ama Angela Merkel peki, sonuç olarak Otto von Bismarck politikası yaptığı için Rusya ile çatışmaktan mümkün olduğunca kaçınmak. Yani mümkün olduğunca uzak ama mümkün olduğunca da ilişkileri sıcak tutmak. İşte o denge politikası, yani araba sürerken hani frene basmadan işte gazı ayarlama süreci vardır ya, onun gibi bir şey. Bu ne kadar sürecek onu bilemiyorum, göreceğiz. Peki, teşekkür ederim. Sayın Aydın, burada size dönüp Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun nasıl bir yol izleyeceğini düşünürsünüz diye sormak istiyorum. Birkaç dikkatimi çeken unsuru da peş peşe sayarak sonrasında hem Türkiye'nin bu dinamikleri nasıl izlemesi gerektiğine hem de Montrö meselesine gelelim. Şöyle ki şimdi Sayın Bağcı Biden'ın bir doktrin arayışında olduğunu söylüyor. Ukrayna meselesine Kırım'a da zamanında sert bir cevap verilemediği için Biden yönetiminin ilk ciddi Rusya politikası testlerinden birisi olabileceğinden bahsediliyor. Bugüne kadar devam eden gerginlikte yeni olan ne sorusuna cevaben Biden döneminin ve Biden'ın getireceği politikanın yakından izlenmesi gerektiğini, dengeleri değiştirecek bir şey varsa belki oradan kaynaklanacağı söyleniyor. Ukrayna'nın bahsettiği NATO üyeliği meselesi var. Hatta ifadeleri içerisinde şu da var. NATO ülkelerinden Rusya'ya karşı caydırıcılık için Karadeniz'deki askeri varlıklarının güçlendirilmesini istediği bilgisi var. Bu Ukrayna'dan gelen çağrı. Karadeniz'de askeri varlığını güçlendirebilecek NATO ülkelerini düşündüğümüzde galiba birkaç ülke biliyoruz yakından. O açıdan da düşünmek gerekiyor Türkiye'nin rolünü. Ama baktığınızda ne görüyorsunuz? Ya Biden döneminin etkisi burada ne olabilir? Rusya nereye kadar esner ya da esnemez? Ve tabii NATO'nun rolü ne olabilir? Bunlarla ilgili değerlendirmenizi
duymak isterim. Zira NATO'nun rolünden artık bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin de rolüne geçelim diye. O zaman biraz resmi genişleteyim müsaade ederseniz. NATO'yu da resme alacaksak, yanlış hatırlamıyorsam, tarihi yanlış hatırlıyor olabilirim. Öyleyse arkadaşlar düzeltsinler. Nisan 2008 diye hatırlıyorum ben. Romanya'da, evet. Bükreş'te, evet, NATO doğru. zirvesi yapıldı. NATO evet. zirvesinde Ukrayna ve Gürcistan konusu gündemdeydi. Genişleme gündemdeydi. Daha önce olduğu gibi. Ve daha önce olduğu gibi bir kere daha hatta Putin'in telefonla NATO liderleri aradığı kulislere düştü. Ve ondan sonra NATO'dan açıklama geldi. Bu iki ülkeyi de çok seviyoruz. Bizimle birlikte olmaya devam etsinler. Ama üyelik işte yani bakacağız hı hı. ileride gibi. Ardından ne geldi? Nisan 2008, Ağustos 2008'de Gürcistan'da Rusya-Gürcistan Savaşı geldi. Rusya-Gürcistan Savaşı'na Batı hiçbir şekilde karşılık veremedi. Hazırlıklı değildi. Hazırlıksız yakalandı. Ve o zaman da çok tartışılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Gürcistan'ı ne kadar hani yine amiyane bir tabir kullanacağım ama ne kadar gaza getirdiği, ne kadar o zamanki Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'nin Amerikan niyetlerini doğru ya da yanlış anladığı çok tartışılmıştı. Ama sonuçta bir şey anlaşıldı ve Gürcistan harekete geçti ve bunun karşılığında Rusya Gürcistan'ı iki bölgesini artık bağımsızlaştıracak şekilde koparttı. Ona karşılık verilememesinin bir sonucu herkesin, bütün bu bölgeyi analiz edenlerin analizlerinde hep vardır. 2008'de bir şey yapılamamış olmasının yansıması 2014'te Kırım'ın ilhakı ve işgali ve ilhakıdır. Çünkü Rusya 2008'de başlattığı ofansı, NATO'yu bu bölgelere sokmayacağım kararlılığını devam ettirerek 2014'te bunu Ukrayna'da bir kere daha gösterdi. Şimdi bu Kırım ve Ukrayna'nın iki önemli özelliği var. Arkadaşlarımız da söyledi. Yani bir kere Rusya'nın tarihi açısından tabii çok önemli. Hani ben o konuya hiç girmiyorum. Ta Kiev'den başlayarak, hani Ruslar orada tarihlerini oradan başlatıyorlar zaten. Ama onu bir kenara bırakırsak, tarih boyunca Rusya büyük devlet olduğu zamanlara bakarsanız Rusya ile Ukrayna topraklarının Rusya'nın elinde olduğunu görürsünüz. Ukrayna topraklarına sahip olmayan bir Rusya'nın büyük devlet olamayacağı Rus stratejik anlayışında, mantalitesinde yer alıyor. Bu da, onu da bir koyalım bir kenara, akıllarının bir kenarında olduğunu söyleyelim. Şimdi esas mesele Kırım. Aslında Kırım Rusya'ya, Kırım'ın alınmış olması Rusya'ya ne sağladı ve başkaları burada ne görüyorlar, ona bakmak lazım. Çünkü Kırım alındıktan sonra Rusya bir kere Karadeniz'deki deniz kontrol sahasını genişletti. Yani Kırım'ı artık kendi toprakları olarak gördüğü için orada neredeyse Soğuk Savaş dönemine yakın bir kontrol sahasına ulaşmış durumunda deniz sahası açısından. İki, Kırım'a S-400 dahil olmak üzere ciddi silahlar getirdi. Kaliber füzeleri getirdi. Kırım'a, Kırım'daki konuşlu kendi donanmasını güçlendirdi. Artı bu arada Sovyetler Birliği'nden Ukrayna'ya kalmış olan donanmanın, aslında eskimiş bir donanma, çok da işe yaramaz belki ama onun %70-75'ini de el koydu bu arada Kırım'ı işgal ederken. Ve ciddi bir donanma yatırımıyla Karadeniz'deki en güçlü donanma haline geldi. Hatırlarsınız Türkiye 2014'lere kadar aslında Karadeniz'deki en güçlü donanma idi. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra. Fakat Rusya bunu dengeledi önce ve sonra açtı. Ardından daha büyütmek gerekiyor resmi. Aslında Kırım üzerinden, Karadeniz donanması üzerinden Rusya boğazları kullanarak, biraz sonra Montreux'u konuşacağız, boğazları konuşacağız, Suriye'deki operasyonunu destekliyor. Ve Soğuk Savaş döneminde var olan Doğu Akdeniz'de kullandığı bir onların 5. filosuydu yanlış hatırlamıyorsam. 5. filoyu şimdi başka bir adla görev gücü diye, Akdeniz görev gücü diye
yeniden harekete geçirdi ki bu Akdeniz görev gücünü ayakta tutan lojistik hattı Karadeniz'deki donanmasından ve Kırım'daki donanmasından geliyor. Dolayısıyla Kırım'ın Rusya açısından önemi aslında Akdeniz hakimiyeti ve oradaki jeopolitik mücadeleyle de alakalı. Sadece Suriye değil, Libya'ya olan destekle de ilgili olarak yine bunu düşünmek gerekiyor. Yani resim aslında jeopolitik mücadeleden bahsederken bahsettiğimiz şey sadece Ukrayna'nın kontrolü meselesi değil. Kırım üzerinden ve Kırım'ı rahatlatmak. Çünkü Ukrayna şu anda Kırım üzerinde ciddi de baskı uyguluyor. Yani Kırım'da mesela su bulamıyorsunuz. Çünkü oraya giden suyu Ukrayna kesmiş durumda. Yani savaşta elinden kaçırdığından beri. Hı hı. Dolayısıyla bu aslında Ukraynalılara dinlerseniz en kötü senaryo olarak baktıklarında bu Donbas bölgesindeki hareketliliğin aşağı doğru hareketlenmesi. İşte Rusların da Şubat ayında yaptıkları manevrayı yaparak Kırım'ın uç noktasına, kuzey noktasına asker indirerek bu Donbas'la Kırım'ı Mariupol üzerinden birleştirmesi. Dolayısıyla Azov Denizi'ni ya da Azak Denizi'ni tamamen Rus Gölü haline getirmesi gibi bir plan olduğunu düşünüyorlar. Bunu da yapabilirse Rusya zaten orada aslında oluşturmuş olduğu, Kırım merkezli oluşturmuş olduğu bir NATO jargonunda AD-A2 diye kısaltıyorlar. Hani girmenin mümkün olmadığı bölge anlamında kullanalım bunu. Hı hı. Türkçe'ye bir türlü düzgün bir şekilde çeviremedik ama NATO orada böyle, Suriye'de de bunu oluşturdu. Kafkaslar'da Ermenistan sınırında, Türkiye-Ermenistan sınırında da oluşturulmuş. Böyle yabancı güçlerin girmesine engel olacak askeri bölgeler oluşturuyor hava ve deniz koruma sahalarıyla. Şimdi Kırım'da da bunu oluşturmuş durumda. Dolayısıyla bu mücadele aslında bu. Şimdi Biden'a bunu nasıl bağlayacağız? Biden'la ilgili tartışma şuradan kaynaklanıyor. Yani Biden siyasetin içerisinde çok uzun yıllar olmuş olmasına rağmen ve herkes aslında Biden'ın ne yapacağını çok iyi biliyormuş gibi davranıyor olmasına rağmen Biden iktidara geldikten sonra enteresan bir şekilde davranmaya başladı. İşte bir televizyon programında çıktı. Putin'e katil dedi. Yani bunca yıllık Biden'ından kimse bunu beklemiyordu. Dolayısıyla aslında bu Ukrayna konusunda da ne yapacağı anlamında bir burada bir muğlaklık var. Bir türlü politikalarını da o kadar netleştirmiş değiller henüz. Yani çok da tabii iktidarda değil. Sonuçta Şubat'ın ortasından bugüne 2 aydan bahsediyoruz aslına bakarsanız. Ama herkes alışık ilk açıkladıkları politika Amerikan başkanlarının normalde Rusya politikası olurdu. Böyle bir şey henüz yapmadı. Bu Amerika'nın henüz ne yapmak istediğine karar vermediğinin göstergesi mi sizce? Yoksa kalkıp röportajda Putin'e katil diyen Biden elini sertleştirebilir de, beklenmedik bir refleks gösterebilir de diye mi anlamamız gereken bir yorum? Şimdi yani her iki türlü de değerlendirmek mümkün. Her iki türlü yorumlayanlar da var ama şimdi Biden da sonuçta Amerika Birleşik Devletleri tek başına Rusya'ya karşı elini yükseltecek durumu yok. Hüseyin Hoca işte Almanya'nın bu meseleye nasıl baktığını anlattı. Şimdi sadece mesele Almanya meselesi de değil. Aslında Rusya'dan ciddi miktarda tedirgin olan bütün Doğu Avrupa ülkeleri, şimdi Avrupa Birliği üyesi oldular, Polonya'sı, Romanya'sı, hepsi NATO'dan kendilerini koruyacak güçler bekliyor. Baltık ülkeleri dahil olmak üzere. Yukarıdan aşağı bütün bu ülkelere 2014'ten beri, Kırım'ın işgalinden beri bunlar sürekli NATO içerisinde çağrıda bulunuyorlar, yardım çağrısında ve NATO, Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii aslında Trump döneminde geçirdiği bir yalpalama da olmasına rağmen bütün bu bölgelere yetmeye çalışıyor ama yetmesi mümkün değil. Yani takviye birlikler gidiyor, işte acil müdahale güçleri oluşturuluyor, bunlar bir şey olduğunda müdahale edecekmiş planları yapılıyor vesaire ama şimdi baktığınızda gerçekten Rusya'ya karşı böyle bir durumda kim müdahale edecek sorusu çok ciddi bir soru olarak duruyor ortada. Yani mesela müdahale etmesi gereken acil birliklerden bir tanesi bizim İstanbul'daki 3. kolordu. Mesela NATO'ya tahsisli yapacak mı böyle bir durumda? Türkiye kendisini ortaya atacak mı?
Ya da Boğazları böyle bir durumda mesela 2008'de Gürcistan'a destek için açmamış olan Türkiye Kırım'a destek olacağım Amerika Birleşik Devletleri derse, ben 5 gemi gönderiyorum derse Türkiye Boğazları açacak mı örneğin? Hı. Türkiye'yi bir kenara koyduk, peki Romanya mı ya da Polonya mı Ukrayna'nın desteğine çıkacak? Hangi askerle gidecekler, hangi tankla gidecekler? Şimdi güçlere baktığınızda resmi olarak açıklamıyor Ruslar hiçbir zaman ama Kırım'da muhtemelen 20-25 bin civarında askerleri olduğunu tahmin ediyoruz. Sınırda yine bu civarda var. Eğer yukarıya doğru bütün o Ukrayna sınırı ve biraz da Belarus'u vesaireye bakarsanız yakında 80 bin civarında askeri var. İlyas Hoca zaten nasıl hızlı gelebileceklerini söylediler. Bir de mesele sadece asker olmaktan çıktı biliyorsunuz. Yani Kırım'ın işgali ve Donbas meselesi çok daha farklı bir tehditle karşı karşıya olunduğunu gösteriyor. NATO jargonunda yine buna hibrit tehditler deniyor. Rusya'nın işte Kırım ilhak edilmeden önce biliyorsunuz hem Donbas bölgesinde hem de Kırım'da onlara yeşil adamlar diyorlardı. İşte Rus üniforması giyip Rus silahları taşıyıp Rusça konuşan ama Rus olmadıkları iddia edilen çok sayıda insan vardı. Şimdi bu NATO uzaylılar gibi. Evet. Yani NATO açısından da baktığınızda 5. madde meselesine geliyor iş. Hani 5. Evet. maddeye gelmeyen tehditlere de karşılık veremediği için o noktaya geldiğinde de iş işten geçtiği için NATO açısından bir türlü hazır olmama durumu var. 2014'ten beri bugüne kadar yapılan hazırlıklar bence böyle bir saldırı olursa buna karşılık vermeye yetecek bir hazırlık değil. Askeri açıdan söylüyorum. Peki. Ama böyle bir hazırlığın da, böyle bir savaşın da, saldırının da ben şu anda beklemediğimi de söylüyorum. Burada daha çok bir yine hibrit tehditlerle bir zamana yayılmış çatışma dinamiğinin çalışacağını tahmin ediyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Reklamdan sonra da Türkiye'yi daha merkeze koyarak bu gerginlik kapsamında öyle konuşacağız, öyle devam edeceğiz sohbete. Reklam şimdi. Peki devam ediyoruz 360 gecede Rusya-Ukrayna gerginliğini konuşmaya ve tabii Türkiye'ye olası yansımalarına. Profesör Doktor Mustafa Aydın'dan müsaade isteyerek reklama gitmiştim. Kendisinin ekleyecekleri varsa duymak isterim. Ondan sonrasında da artık Montre özelinde de bu konuya bakalım birlikte diye arzu ediyorum. Buyurun. Ya bu konuda yok. Montre konusunda söyleyeceklerim olacak ama isterseniz arkadaşların hakkını yemeyeyim. Bir daha sıra geldi. Montre'yi konuşurum. Peki o zaman o sırayla devam edelim. Şimdi burada geleyim Sinan Ülgen'e. Montre konusu aslında çeşitli başlıklarla Türkiye'nin gündeminde bir süredir. Gerek siyasi tartışmaların konusu olsun, gerek bildiri meselesi olsun. Ama bizim burada ele almak istediğimiz açı haliyle Karadeniz'deki dengeleri etkilemesi muhtemel bir gerginlikten bahsediyoruz biz burada. Olasılıkları konuşuyoruz. Karadeniz'e çıkış da boğazlardan olduğuna göre, bu boğazlarla ilgili geçiş hakkı da Montre Sözleşmesi ile Türkiye'nin elinde olduğuna göre önemini konuşmak isteriz. Nedir bakış açınız Rusya-Ukrayna arasında gelişebilecek gerginliğe yönelik olarak Türkiye'nin rolü, Montrö'nün önemi nereye düşüyor? Bir buradan değerlendirelim Türkiye'yi, bir de tabii Ukrayna ile olan savunma anlaşmaları ve Ukrayna'nın elindeki SİHA'larla ilgili olarak da konuşacağız birazdan. Ama önce Montrö. Montre ile ilgili konuşmaya başlarken şöyle kısaca Mustafa Aydın değindi ama bizi izleyenler bakımından bir hatırlatma olması babında 2008 yazındaki ihtilafı bir hatırlamak lazım. O dönemde Rusya'nın Gürcistan'a bir müdahalesi olmuştu. Ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal eden Rusya'ya karşı aslında dünya önce ne tepki vereceği konusunda çok hızlı davranamadı.
Ama sonrasında Gürcistan'a yönelik özellikle Batı'da ve Amerika'da Gürcistan'a yardım edilmesi gerektiğine dair bir kanaat oluştu. Ve bunun da fiiliyata geçilmesi için Amerika Gürcistan'a iki tane bir eski askeri hastaneden devşirme, yaklaşık 70 bin tonluk iki gemi göndermek istedi. Ve bunları da tabiatıyla Montreux Sözleşmesi kapsamında Türkiye'ye bildirimde bulunarak Türkiye'den de izin istedi. Şimdi o dönemde tabii Türk dışişleri ciddi bir tercihle karşı karşıya kaldı. Çünkü bir yanda Rusya'nın Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmesini Türkiye'de bütün NATO ülkeleri olduğu gibi uluslararası hukuka saygılı ülkeler gibi eleştirdi ve bugüne değin de kabul etmiş değil. Ama öte yandan Amerika'nın bu talebini kabul etmek, Montreux'ün de biraz hilafına, niye hilafına olduğunu da kısaca anlatacağım. Rusya ile Türkiye ilişkisini çok kötü etkileyebilirdi. Dolayısıyla bu noktada Türk Harciyesi aslında tamamen Montreux'ün lafzına dayanarak Amerika'nın talebini reddetti. Çünkü Montreux bize, yani Montreux'de var olan bazı hükümler, Karadeniz'de savaş gemisi bulunduracak Karadeniz'e kıyıdaş olmayan ülkelere yönelik bir takım ciddi sınırlamalar içeriyor. Örneğin 20 gün boyunca işte 45 bin tondan fazla bir gemi, bir filo bulunduramıyor bu ülkeler. Keza tek bir geminin ağırlığı 30 bin tonu geçemiyor. Bunlar Montreux Sözleşmesi'nin hükümleri. Şimdi Amerika'nın böyle bir talebi olunca bu talep açıkça Montreux ile çatışıyordu. Çünkü dediğin gibi hem her bir gemi 69 bin ton yaklaşık, dolayısıyla her iki sınırı da ihlal ediyor. O açıdan Türkiye için aslında Montreux iyi bir diplomatik çözüm sağladı. Yani hem Amerika'ya hayır dedik Montreux Sözleşmesi temelinde, ama aynı zamanda hani bu hayır dememizin de bir sağlam hukuki gerekçesini verdi bize Montreux Sözleşmesi. Şimdi 2008'de bunu yaşadık biz ve bu bir dönem Türk-Amerikan ilişkilerinde hafif bir buhranda yaşattı. Yani Amerikalılar tam anlamadı, ya burada önemli bir kriz var, işte siz NATO müttefikisiniz, bakın Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü Rusya ihlal etmiş gayri hukuki biçimde, nasıl olur da bu yardımın boğazlardan geçmesini engellersiniz diye. Türkiye bir dönemde eleştirildi. Neyse, ondan birkaç hafta sonra daha küçük tonajlı gemilerle bu yardımın bir kısmı Gürcistan'a gönderildi Amerikan gemileriyle. Ama burada söylemek istediğim, şimdi 2008'de yaşadığımız bu Gürcistan krizine ilişkin durum, bugün eğer ki hani Ukrayna ile Rusya arasında daha ciddi bir ihtilaf ortaya çıkacak olur ise, Türkiye gene buna benzer bir senaryoyla karşılaşabilir. Ve burada da aynen hani Gürcistan-Rusya işinde olduğu gibi, aslında hukuken, yani uluslararası hukuk bakımından saldırgan, mütecaviz taraf olan Rusya'ya karşı Türkiye Ukrayna'nın yanında durmak durumunda. Uluslararası hukuk bunu gerektiriyor. Ama öte yandan tabii ki Türkiye'nin hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla yürüttüğü, bu programın başında da bahsettik, dengeli bir ilişkiler manzumesi var. Bunun ışığında tabii ki bir de NATO, ki bundan da kısaca bahsedildi, bir de NATO ve Amerika dinamiğini göz önünde bulundurmak gerekecek. Şimdi burada ben kısaca şunları ifade edeyim. Bir kere NATO'nun bu bölgeye bir müdahale yapması söz konusu değil.
Yani böyle bir NATO'nun hani Rusya Ukrayna'nın hani olası bir askeri çatışmasına taraf olması söz konusu değil. Buna yönelik NATO içinden destek de çıkmaz. Zaten geçmiş dönemde NATO'nun kendi kapsadığı yani 5. madde sınırları biliyorsunuz sadece NATO ülkeleri için geçerli. Yani NATO üyesi olmayan ülkeler için 5. madde geçerli değil. Ama buna rağmen NATO terminolojisinde bölge dışı olarak adlandırılan alanlarda operasyon icra etti. İşte 1990'larda tabii Bosna'yı hatırlıyoruz. Arkasından Afganistan, Libya. Fakat bütün bu örnekler nihayetinde çok daha zayıf bir rakip. Bazen devlet, bazen bir devlet dışı aktöre yönelik silahlı NATO operasyonlarıydı, misyonlarıydı. Şimdi burada Rusya'yı NATO Ukrayna için karşısına almak istemeyecektir. Yani böyle büyük bir çok büyük bir felaket senaryosunu tetiklemek istemeyecektir. Dolayısıyla NATO müdahalesi ne çok yani hiç ben gerçekçi bulmuyorum. Ama şu olacaktır. Tabii ki NATO siyasi anlamda ve bir destek beyanında bulunur ve bulundu. NATO Genel Sekreterinin sözlerini bu şekilde yorumlamak lazım ve zaten NATO Genel Sekreteri de herhangi bir hani bir silahlı destek vaadinde bulunmuş değil. Şimdi bu işin NATO tarafı. Ama eğer NATO bu hani destekte bulunmayacaksa o zaman acaba Amerika ne yapabilir sorusunu sormamız gerekiyor. Acaba Amerika ikili olarak veya bazı müttefikleriyle beraber burada mesela Polonya'dan bahsedildi. Polonya bir ihtimal olabilir. Bir hani gene NATO terminolojisiyle hani Coalition of the Willing dedikleri böyle gönüllüler koalisyonu. Gönüllüler koalisyonu formatında müdahil olmak isteyebilir. Şimdi bugüne kadar Amerikan yönetiminden yapılan açıklamalar da zaten biraz bu olasılığın tamamen hani tamamen saf dışı bırakıldığını göstermiyor. Tam tersine Amerika'nın bu ihtilafta Ukrayna'nın yanında olduğunu işaret eden açıklamalar var. Fakat bu açıklamaları da gene doğru okumak lazım. Burada temenni edilen ve amaçlanan aslında bir caydırıcılığın tesis edilmesi. Şimdi NATO'nun da aslında geriye dönüp baktığımızda en büyük başarısı budur. NATO bir savaşı önlemek için caydırıcılık tesis eder. Ve bugüne kadar hiçbir NATO ülkesine saldırılmamış olması hani 11 Eylül başka bir senaryodur ama hiçbir NATO ülkesine toprak bütünlüğüne kastederek şekilde saldırılmamış olması NATO'nun tesis etmiş olduğu caydırıcılığın ne kadar etkin ve başarılı bir caydırıcılık olduğunun bir göstergesidir. Şimdi Ukrayna örneğinde de Amerika'nın ikili düzeyde yapmak istediği biraz bu. Yani vermiş olduğu siyasi taahhütle aslında burada bir güvenlik anlaşmasından bahsetmiyoruz ama en azından bir siyasi destekle olası bir eskalasyonu Rusya'nın bir mütecaviz hani bir hareketini önceden yani önden kesmeyi amaçlıyor Amerika. Dolayısıyla caydırıcılığını tesis edip böylesi bir senaryonun oluşmamasını sağlayacak şartları ortaya çıkarmaya gayret ediyor. Böyle okumak lazım bugüne kadarki Amerikan politikasını ve Rusya'ya yönelik mesajlarını. Ama tabiatıyla bunun bir diğer boyutu da var. O da programda kısaca bahsedildi ama onu da belki altını çizmek lazım. O da şu, Biden hükümetinin dünya vizyonu, dünya siyasetine bakış açısı Trump yönetiminden çok farklı. Ve bunu daha ilk günden itibaren, ilk günlerden itibaren çok net biçimde ortaya koymaya başladı bu yeni yönetim. Ve bu bakış açısı da özellikle dünyanın artık biraz da soğuk savaş dönemini anımsatır biçimde iki kutuplu bir dünyaya evrildiğini, bu kutuplardan bir tanesi otoriter rejimler, diğer kutupta demokratik rejimler olduğunu varsayan ve Amerikan yönetiminin adeta bir tarihi misyon kendisine biçerek demokratik yönetimleri güçlendirme ve bu tarihi sınamada otokratik yönetimlere karşı
avantaj elde etme, galip olma, onları zayıflatma yönünde bir dış siyaset izleyeceğine dair çok net mesajlar vermeye başladı Biden yönetimi. Bunu özellikle Çin ve Rusya örneğinde gördük ama burada da hani teraziyi doğru koymak lazım. Yani Çin'i 10 dersek Rusya 2'dir Amerika indinde ve Amerika'nın stratejik planlamasında. Ve zaten bunu gerek Blinken'ın gerek Savunma Bakanı Austin'in ilk yaptığı dış ziyaretin Pasifik bölgesine olmasından da görüyoruz. Orada verdiği mesajlardan da görüyoruz. Ama tabii ki Ukrayna'ya bakış açısı Amerika'nın Biden yönetiminin bu dış politika vizyonunun ışığında da şekillenecek ve burada da Rusya ile gittikçe sertleşen işte katil benzetmesi de bu bağlamda tekrar hatırlamak lazım. Ama Rusya ile gittikçe sertleşen ve önümüzdeki vadede de pek yumuşama imkanı olmayan bir ilişki kimyası üzerinden bu bakış açısı kendini belli edecek diye düşünüyorum. Peki Polonya örneğiyle bahsettiğiniz gönüllüler koalisyonu formülü eğer gerçekleşirse kim gönüllü olur? Şimdi tabii burada hani biraz burada da hemen Irak Savaşı'nı hatırlamak lazım. Şimdi nasıl ki o dönemde Amerika bir Irak'ı hedef seçti ve bunu birleşmiş. Şimdi normalde hatta bir adım geri atalım. Şimdi normalde bir uluslararası askeri müdahalenin uluslararası hukuk nezdinde meşru olabilmesi için bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı gerekiyor. Yani Birleşmiş Milletler şartına göre bu bir zorunluluk. Ama tabii dünya sistemi özellikle savaşan taraflar arasında bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olduğunda bunu imkansız kılıyor. Mesela daha önceden hatırlayacağımız veya hatırlamasak bile en azından verebileceğimiz bir örnek Kore Savaşı'dır. Kore Savaşı'nda da bir Birleşmiş Milletler kararı çıkmamıştı. Çünkü Çin'e karşı aslında yürütülen bir savaştı o. Şimdi burada da tabii Rusya-Ukrayna ihtilafında bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının çıkması imkansız. Çünkü bir tarafta Rusya var. Rusya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi. Dolayısıyla oradan böyle bir karar çıkmayacaktır. Dolayısıyla eğer bir müdahale olacaksa bunun ister istemez bahsettiğimiz bir gönüllüler koalisyonu formülünde olması gerekecek. Başka bir ihtimal yok. Tabii bu gönüllüler koalisyonu NATO'ya dönüşür mü? Ben NATO'ya dönüşeceğini de zannetmiyorum. Çünkü NATO içerisinde de buna yönelik bir ortak irade çıkması son derece güç. Hüseyin Hocam Almanya örneğinden bahsetti ama sadece Almanya değil, Türkiye de burada bunun NATO operasyonuna dönüşmesini istemez. Rusya'ya karşı böyle bir savaşın. Dolayısıyla bunun bir hani gönüllüler koalisyonu içerisinde kim katılır Amerika'ya? Vallahi çok az sayıda ülke katılır diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla çünkü Amerika'nın da bunu hani bir silahlı müdahale formatına sokmasını açıkçası çok beklemem. Amerika destek olacaksa bunu daha hibrit savaş formülü üzerinden sağlayacağı destekle, yani hibrit savaşta nedir? İşte özel kuvvetlerdir, siber yeteneklerdir. Dolayısıyla birçok yetenek var bugün Amerika'nın elinde. Bunu açıkça böyle bir ben savaşa girdim şeklinde lanse etmesi de gerekmiyor Amerika'nın. Evet, aynen ben öyle. Ama işin içinde evet, olarak. Evet. Dolayısıyla en aşırı senaryoda bile, yani bir Rusya-Ukrayna savaşı diyelim buna, hiç kimse bunu arzu etmez ama hani böyle bir senaryoda bile Batı'nın, NATO'nun ve Amerika'nın müdahalesinin bir açık savaş niteliği almayacağını, olsa olsa bu tip bir örtülü savaş, bir hibrit savaş şeklinde ilerleyeceğini söylemek herhalde en gerçekçi tahlil olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Yas Bey. Buyurun. Burada çok malzeme var şu anda. Çok malzeme var Sinan Bey. Teşekkür ederim. Kim gönüllü olacak konusu var. Salgın döneminde böyle bir şey olabilir mi var? İşte Çin'le ilgili Hong Kong örneği oldu mesela. Rusya, Kırım ilhakı, Amerika'dan bir cevap gelemedi bunlara. Biden'ın elini daha da sıkıştıran örnekler mi birikiyor bir yandan da? Herhalde Rusya izliyor. Yapıyoruz şimdi, ve bir şey olmuyor şimdi diye. Şimdi o kadar çok şey söylendi ki. Yani hem Hüseyin Hocam teşekkür ederim. Sinan Hoca'ya, hem Mustafa Hoca'ya gerçekten
çok şey söylediler ama ben bir tersten yapayım belki biraz daha farklı olsun diye. Çok şey söylendi, çok da değerli şeyler söylendi. Şimdi Rusya'nın 2010'dan sonra özellikle 2015'teki güvenlik belgesi, strateji belgesi çok önemli. Gittikçe de sertleşerek çıkan bir strateji belgesi var. Her sene takip ettiğimizde şunu görüyoruz. Artık dünya tek kutup değil. Yani Amerika'nın grand stratejisi artık eskisi gibi işlemiyor. Dolayısıyla dünyada bölgesel dengeler gerekir. Biz de bu dengeyi Doğu Avrupa'da kuruyoruz. Birinci madde zaten Doğu Avrupa'daki NATO konseptine karşı kendi konseptini kuruyor. Ben Pakistan'ı bilinçli söyledim. Yani Pakistan, Çin, Hüseyin Hocam da iyi takip ediyordur. Rusya bütün bu çeperi aslında daha 2010'da hissederek bu çeperi kırmak için, yani bu çeper aslında çok bilinen bir şey. Son 20 yıldır veya 30 yıldır Amerika'nın, yani Rusya'yı kontrol için mesela Türkiye örneği, bütün NATO üyeleri, Bulgaristan, Romanya, Polonya, bu çizgi hat, yukarıdaki Baltık ülkeleri, Rusya bir çeperdeydi. Onu aşmak için ne yaptı? Suriye'ye indi. Aslında Suriye'de Doğu Akdeniz ve Libya'ya indi. Çeper arkasına hat kurdu. Hı hı. Bu aslında bu sefer aynı Amerika'nın, işte Sinan Hoca söyledi, çok deneyimli bir diplomat tabii, arkada bir çeper oluştu Rusya'nın. Şimdi burada o zaman Amerika'nın geleneksel tavrı ortaya çıkacak. Masaya çekmek ve caydırma politikası, çok doğru söyledi. Aslında diplomasi masasına nasıl çekeceksiniz? Hattı güçlendirerek. Yani zaten Biden gelmeden söyledi. Ben bundan sonra kurulları işleteceğim. Yani artık tek başıma hareket etmeyeceğim. Avrupa'daki partnerlerimle beraber, NATO'yla beraber, yani kurullarla beraber yapacağım ben bunu. Avrupa'daki partnerler bu açıdan farklı düşünüyorlar ama. Tabii farklı düşünüyorlar. Dünya değişti. Şimdi Amerika bunu Biden söyledi ama dünya eski. Tabii 2010'dan önceki dünya değil. Burada Hüseyin Hoca söyledi, Almanya ne düşünüyor, Fransa, İngiltere, mesela hiç İngiltere konuşulmuyor. Hmm. İngiltere bu alanda ne düşünüyor, Türkiye ne düşünüyor? Hmm. Türkiye'nin pozisyonunu düşünün, 2008'deki pozisyonu değil. Yani Türkiye'nin, tabii, artık Türkiye'de kendi konseptini kuruyor. Yani Azerbaycan hadisesini hatırlayın, Yukarı Karabağ, Libya meselesini hatırlayın. Yani Suriye'deki meseleyi hatırlayın. O, dünya biraz daha farklılaştı. Kendi içinde de olaya göre, case study, o denilen uluslararası stratejiye göre kendi konseptini oluşturuyor. Dolayısıyla özellikle Ukrayna'ya gelirsek bu meselede Avrupa Birliği, ben de katılıyorum hocalarıma, Avrupa Birliği ve NATO'daki ülkeler aynı tarzda cevap vermeyecekler. Dolayısıyla bunun birçok sebebi var. En önemli sebebi ekonomik sebepler. Almanya bütün üretimini dünyada üretimde eğer liderliği elinde tutuyorsa Rusya'dan sağladığı ham maddeyle yapıyor bunu ve büyük anlaşmaları var. Fransa'da var. Bakın Fransa'yı kimse görmüyor mesela. Hüseyin Hocam çok doğru söyledi. Fransa-Rusya ilişkileri o kadar derinleşti ki Gürcistan meselesinde 2008'de Fransa arabulucu oldu. Hiç kimse olamadı mesela. O kadar derin ilişkiler hiç kimse görmüyor. Belçika öyle. Belçika bütün gaz yatırımları Rusya'da nereye giderseniz gidin, altın yatırımları Avrupa ülkelerinde. Yani para aslında, piyasadaki para ve maden, bölgedeki maden Avrupa üzerinden değerlendiriliyor. Rusya sağlayıcı, Avrupa değerlendirici. Şimdi Türkiye'de bu çerçevede mesela S-400 meselesi ve nükleer meselesi aslında bununla ilgili. Yani Rusya kendi çeperini kuruyor. Türkiye açısından değerlendirmeyelim, Rusya açısından değerlendirelim meselesi. Rusya o sıkışmışlığını kendi kaba ürünleriyle, aslında çok da piyasada reel ve gelir getiren, getirmeyen ürünlerini gelir getirici hale götürüyor ve etrafına yayarak çeperini genişletiyor. Bunu ta Kuzey Afrika'ya kadar yapıyor. Yani sadece Türkiye ile sınırlı değil bu. Suriye'de sınırlı. Eskiden Irak'ta da var, daha Irak'a girmedi ama İran vasıtasıyla Irak'ta var, İran'da var, Pakistan'a, yani kendi çeperini o da yayıyor. Amerika'da buna karşı, Biden zaten söyledi yapacaklarını, işte kendi partnerleriyle, kendi etrafında bulunan güçlerle onu caydırıcılık ve masaya çekecek. Ben de katılıyorum, burada NATO'nun içinde olacağı veya konvansiyel büyük bir alana yayılacak bir çatışma olmayacak. Böyle bir şey yok. Ama şöyle bir şey olacak bölgede. Biliyorsunuz Donbas'ın kendi meclisi var. Orada milisleri Rusya destekleyecek. Diğer tarafı da Batı destekleyecek. Batı'da
bu küçük çatışmaları desteklemeyecek ülke yoktur. Yani Almanya da destekleyecek. Bey, Rusya şöyle mi görüyor o zaman? Bunu anlamaya gayret ediyorum. Çünkü bizim maalesef Türkiye'de şu tartışmamız için söylemiyorum ama genel olarak hani bu aktörlerin ya da bu çatışmaların tarafı olan aktörlerin kendi iç gündemlerinde ne var? Kendi zihinlerinde, hafızalarında ne var? Neden bir şeyi yapmayı seçiyorlar ya da seçmiyorları daha az tartışıyoruz. Belki bu boşluğu doldurmak için bunu size sormak istedim. Rusya şöyle mi görüyor o zaman? Kırım'ın ilhakı, kimse hiçbir şey demedi. Yıl 2021, Trump gitti, Biden geldi, bir şey olmadı, yaptık duruyor orada. Çin yine benzer durumda hissedebilir. Hani Biden yönetiminin bir doktrini oluşacak, bir adım atacak, o ne olacak diye beklenirken Rusya ve Çin nasıl izliyordur bunu anlamak için soruyorum. Zaten yine Rusya'ya döneyim. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında da görüş ayrılığı var. Ekonomik açıdan benim Avrupa ile daha derin ilişkilerim, iç içe geçmiş de ilişkilerim var. Ben Donbass'ta da istediğimi yaparım diye mi düşünüyor? Yoksa zaten ben aslında ne yapabileceğimi bildirerek Batı'ya sınırı çiziyorum. Herkes de benim bu açıdan gücümün farkında deyip bununla mı tatmin olan bir Rusya var? Şimdi Rusya'da bir iç dinamik var. Şimdi biz köşe yazarlarını okurken ben onu hissediyorum. Dün de bir yazı vardı. Mesela şöyle kıyaslıyorlar. Boris Yeltsin biliyorsunuz Putin'den önceki Batı ile ilişkilerinde bütün köşelerde görürsünüz bunu. Verici tarafta görülüyor. Yani Batı istediğini Boris Yeltsin'e yaptırdı. İstediğini o da ne derlerse yaptılar. Ama Putin'in ikinci döneminden sonra yani 2007 bu 1999'da başlar ama 2007'de zirveye ulaşır. Putin'i bir şey gibi görüyorlar. Ben iç dinamiği anlatıyorum size. Rusya'da Putin gerçekten çar gibi gözüküyor. Yani Rusların geleneksel bir alan hakimiyeti şeyi var. Zekası var. Milletin içinde. Bir, mesela Ukrayna meselesinde değil mi? Biz şöyle düşündük. Ya Ruslar bu konuda ne düşünüyor diye. Ben çok merak ettim. Bütün arkadaşlarım gezerim de arkadaşlarımı da sordum. İşlerinden bir tane düşünürüm bile Ukrayna üzerinde hak etmediğini, o toprakları hak ettiklerini düşünüyorlar. Böyle bir gelenekse. Çok önemli bunları anlamak. Bu o kadar önemli bir şey ki yani. Ya bir şey beklersiniz yani entelektüelinden beklersiniz. Dersiniz ki kardeşim hani bu Ukrayna bağımsız bir devlet yani ayrı bir devlet. Onun bir çeperi olacak. Onun da Kafkasya'da Doğu Avrupa'da hakları var. Beyaz Rusya farklı bir devlet. Hiçbir entelektüel farklı düşünmez. Özellikle o Ukrayna'nın doğu kısmı tamamen Rus toprağıdır onların gözünde. Dolayısıyla bu onların doğal tarihsel hakları. Bu açıdan şimdi tabii bu bakış açısı böyle. Bizdeki gibi değil yani. Dolayısıyla orada bir tartışma çıkmaz. Tartışma Batı'da çıkabilir. Yani hatta orada hatırlıyor musunuz? Daha 6-7 veya 1 yıl evvel oradaki kilise bağımsız, Ortodoks Kilisesi bağımsızlığını ilan etti. O kadar çok tepki duydular ki. İnanılmaz bir şey. Ya bir kilise kendi bağımsızlığını ilan edebilir yani. Ama evet. Bütün Rus halkının birden olaya tepki vermesi çok enteresandır. Yani zor zamanlarda Ruslar bunu yapıyor. Sadece günümüzde de değil, geçmişte de böyledir. Evet. Rus olmak da bakın tarihsel olarak Rus olmak mesela bize benzer o. Rus olmak Ortodoks olmaktır. Yani siz Türk olabilirsiniz. Ortodoksanız Rus'sunuzdur. Bu kadar basittir yani. Böyle bir geleneksel bir şey var. Bir anlayış var. Yani bunu değiştiremezsiniz. Tarihsel bir şey. Millet olmanın, Rus olmanın bir şartı. Politika yapımlarına bu nasıl yansıyor? Şimdi politik de o kadar bu tabii yeni gençler için bunu söylemiyorum. Çünkü bir moda Avrupa'yı akım orada var ama geleneksel Rus. Ruslardan bizim Z kuşağı nasıl bir kuşak mı onlardan? Orada da var. Yani o orada da var. Biz de yana yana soruyorlar yani, ya. Orada da aynı. Yani bu dünyada bütün Z kuşağı aynı. Çünkü biz hep muhatap oluyoruz yani. Evet. Giyim tarzları, yaşam tarzları, psikolojileri aynı. Yalnız geleneksel bu 20 yaşın üstündekiler kesinlikle çok geleneksel. Bu %70'lere, %74'le yani Putin'in oyu sahtedir filan derler ama hiç sahte değil. O Vatan Partisi dediğimiz onun partisinin ismi. Rusya'daki. Evet. Tabii. Dolayısıyla gerçekten o zihniyette yani. Peki evet. Kısaca sorayım, Alexei Navalny kimler destekliyor? Ha, şimdi Navalny yeni gençler. İşte bizim Z kuşağı ve sanal dünyaya gerçekten onun da taraftarı var. Ama onun taraftarı %15'den fazla değil. Yani çünkü yeni yetişen bir nesil. Dünyaya yeni liberal bakışla
Rusya şöyle düşünmek lazım. Düşünün 1991-97 arasında ben oradaydım. Hı hı. 97'ye kadar hatta hala liberal ekonomi ve insanın o bizim hani bizim bir demokrat hukuk işte bir de insanın dünyayı algılayış biçimi, ticaret yapma biçimi var, parayı sahip olma, harcama, hı hı. onun dönüş şekli bir düzen kurarsınız ya, dünyada bir düzen var 200 yıldır. Hı hı. O düzen hala orada kurulmuş değil. Rusya'da. Tabii. Şimdi hala iş başındaki karar vericiler ve stratejik noktaları tutan eski neslin devamı. Hı hı. Yani Sovyet sisteminin devamı. Şimdi bu ülkede şeyi beklemezsiniz yani... bizim anladığımız dünyanın vereceği tepkiyi siz bekleyemezsiniz. Dolayısıyla meslekler de geleneksel. Hangi mesleği ister dışişlerini, dışişlerinin mensupları da geleneksel, ticaretin başındakiler de geleneksel. Evet oligarklar var, evet hanedan üyeleri var, çok büyük yani geçmişi çok derin insanlar var ama 8 neslin aynı şekilde düşündüğünü ve o neslin daha değişmediğini düşüneceğiz. Dolayısıyla farklı bir ülke, o ülkenin davranışı da farklı olur. Mesela Ukrayna konusunda taviz vermez yani, veremez. Çünkü buna Putin de karar veremez. Gidin istediğiniz Rus düşünürle konuşun. Putin'in karar verdiği şeyler vardır, karar veremeyeceği şeyler vardır. Yani Rus milletinin dediği, o Rus devletinin kendi geleneksel kararları vardır. Bunu iyi bilmek lazım. Navalny'yi şu açıdan da sordum. Protestolara sert cevap verilmesi sebebiyle eleştiriliyor da bir taraftan Rusya bu konuda. Navalny'ye destek protestolarının da. Şimdi ne kadar eleştiriliyor? Bu şu anlama gelir mi? Yani Putin'e bir... yani Ukrayna böyle bir rol oynayabilir mi? Hani burada bir başarı kazanıp en azından içerideki huzursuzluğa da bir cevap olabilecek. Rusya'daki huzursuzluğun tarihsel kökeni sadece el güçlendirmek manasında. Ekonomiktir. Rusya'da ekonomi çok bozulursa, Rusya'nın ekonomisi bozulur, insanlar kendi kendinin yaşamını idame ettiremezse, evet. Rusya'da tehlike çanları çalıyor demektir. Biraz bize benzer bu konuda siyaset tavırları. Rusların aslında psikolojik tavırları bize benzer ama onlar bir komünist dünyada yaşadıkları için düşünün bizim başka bir gelenekten olduğumuz şeklini psikoloji olarak diyorum bunları. Evet. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bakın Ukrayna'yı neden öyle görüyor biliyor musunuz aslında? Şimdi Ukrayna problemli olursa Kafkasya problemli. Kafkasya problemli olursa Orta İdil dediğimiz nokta problemli, Hazar Havzası problemli ve Güney Kafkasya'ya iniyor. Bu bölge Rusya'nın kalbidir. Hem Kafkasya, Orta İdil. Bu bölgedeki etnik şey de, etnik dağılım, çok Rusya'da etnik mesele konuşulmaz. Çok farklı biliyorsunuz etnik kökenli gruplar var. %50-%50'dir. Bu en iyimser rakamdır. Bütün dünyadaki istihbarat raporlarına bakın. Dünyada en karışık, en stratejik, en dikkat edilmesi gereken nokta burasıdır. Ruslar bunu çok iyi bilirler. Tarihsel olarak bunu bildikleri için. Hat Doğu Avrupa'dadır. Doğu Avrupa'yı kontrol edemezse, hocalarımdan bir tanesi söyledi, Mustafa Hocam söyledi galiba. Ukrayna olmazsa Rusya olmaz dedi. Çok doğru bir tespit. Gerçekten Ukrayna olmazsa Kafkasya, Kafkasya olmazsa biliyorsunuz Orta İdil. Yani Orta İdil dediğimiz şey Tataristan, Çuvaşistan, Başkürdistan, başka özel ülkeler var. Nerede biliyor musunuz? Tam Rusya'nın kalbinde. Yani sizin kalbinizde devletin merkezleri vardır ya, her devletin merkez oturduğu nokta vardır. Orada Rus nüfusu hemen hemen Rus olmayan nüfusla ve hatta Ortodoks nüfus Ortodoks olmayan nüfusla denktir. Dolayısıyla böyle bir ülke gelenekle yaşar. Yani hattını Doğu Avrupa'da tutar, Ukrayna'da tutar, yetmez. Zaten tutmuyor, Doğu Akdeniz'de tutuyor. Yani Amerika da bunu biliyor. Çünkü Carpenter var mesela, Mihail Carpenter, hocalarım da bilir. Şimdi çok etkili. O hem Doğu Avrupa uzmanı hem Rusya. Amerika'da da çok büyük Rus uzmanlar var. Yüzyıllardır yetişiyorlar. Hele hele Sovyet döneminde en büyük Amerika'dan çıktı. Ve Almanya'dadır. İşte Hüseyin Hocam iyi bilir. Radyo Liberty diye bir radyo vardı. Yani şimdi o nesil gitti ama biz onların öğrencileri olduk. Çok büyük uzmanlar var. Dolayısıyla bu bölgeyi çok iyi bilirler. Ona göre strateji yaparlar yani. Yaparlar. Peki evet. Bu da önemli bir şey. En azından böyle tek düze ya da tek boyutluymuş gibi bu işler bakmamış olur. Evet, o da bizim tartışmalarımız açısından kıymetli. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burada Sayın Bağcı'ya hızla döneyim. Sonra da Sayın Aydın sizden yorum rica edeceğim. Biz Montreux konusunu eğer Ukrayna-Rusya gerginliği bir şekilde tırmanırsa, ufukta böyle bir şey görünürse,
Türkiye Karadeniz'e kıyısı olan bir NATO ülkesi. NATO ne yapar diye konuşuyoruz. Burada Ukrayna'ya siyasi ya da askeri destek verme formülleri olabilir mi? Onlar neler olabilir diye konuşuyoruz. Tabii Türkiye'nin bir başka özelliği de Montrö Sözleşmesi'nden doğan boğazlar üzerindeki hakları. Bu nasıl gündeme gelebilir? Eğer buradaki gerginlik başka bir boyuta geçerse. Geçer mi geçmez mi bilmiyoruz. Ama senaryoyu konuşmak lazım. Görüşlerinizi duymak isterim. Buyurun Hüseyin Bey, sonra da Profesör Doktor Mustafa Aydın. Şimdi teşekkür ediyorum. Bana birkaç dakika müsaade edin. Önce Montrö'ye şöyle gireyim. Şimdi sene 2009 Bratislava'da uluslararası bir toplantı. Şimdiki Polonya Büyükelçimiz Tunç Bey de orada görevli o sırada yanımda oturuyor. Polonya'nın Dışişleri Bakanlığı'nı ve Savunma Bakanlığı'nı yapmış olan meşhur Sikorski var. Çok da tanınan biridir. O meşhur Anne Applebaum'un eşi. Evet, gazeteci. Şimdi bu arkadaşımız konuşuyor. İşte dedi, başladı. Ben önünde oturuyorum. Bu Türkler dedi 2008 yılında Ukrayna'ya, Gürcistan'a biz yardımcı olmak istiyorduk. Amerikan gemilerine izin vermediler. Adam yani bana deyim yerindeyse bodoslama girdi. Ben de dedim ki bir dakika ya, bana ne bağırıyorsun dedim. Ben akademisyenim. Tunç Bey yanımda, dedim ki Tunç Bey'e söyleyin. Diplomat o. Bir de dedim Türkiye'de Dışişleri Bakanı var, Ahmet Davutoğlu, meslektaşım, ona gidin. Bana ne bağırıyorsun dedim. Ben mi Montrö'yü engelledim? Burada Ahmet Bey, Ahmet Davutoğlu'nu tabii anmak istiyorum. Sağ olsun bana çok böyle fırsatlar tanıdı. Onun yüzünden çok defalar ben deyim yerindeyse azar içtim ve savunmaya geçtim tabii mecburen. Türkiye'yi doğal olarak sormak zorundayız. Neyse. Şunu anlatmak istedi ve Mustafa Bey ona kısaca değindi aslında. Şimdi aslında Sinan Bey de değindi. Bu gemilerin tonajları, hangi gemiler, hangi görevli nasıl geçecek? Türkiye'nin kontrolünde olduğu için Montrö, bu bizim dış politikamızın en büyük başarılarından biridir. Türk dış politikasının özellikle İkinci Dünya Savaşı'na kadar bence Lozan'dan sonra elde ettiği en önemli iki başarı, biri Montrö, diğeri de Hatay'ın Türkiye'ye katılmasıdır. Mustafa Aydın'ın da birlikte yazdığı, Baskın Orhan'ın yayınladığı bir kitap var. Dış politika, Türk dış politikası. Mecburi okutuyoruz tabii, Mustafa da okutuyordur. Şimdi orada Kudret Özersay'ın makalesi var. Kudret Özersay, Dışişleri Eski Bakanı Kıbrıs'ın ve hukukçu. Şimdi bütün öğrencilerin onu okuması lazım bir defa. Yani işin amentüsü. Diğerleri yorum. Yani onu okuduğunuz zaman Türkiye'nin Montrö'de neler kazandığını ve ne anlama geldiğini bilirsiniz. Ben Seha Meray'la Osman Olcay'ın o çok önemli uzun belgelere dayanan kitabını söylemiyorum. O zaten okunmak zorunda uzmanlar tarafından. Ama yani askerler okuyor, diplomatlar okuyor, bilmek zorundalar. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Rusya için gerçekten Montrö şu açıdan önemli. Karadeniz'den çıkış ve Karadeniz'e giriş için önemli. Ve bizim İkinci Dünya Savaşı'nda, henüz daha söylenmedi ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1945 yılında Stalin'in Türkiye'den Boğazlar'da üs istemesi ve Kars Ardağan'ı Sovyet topraklarına katmak istemesi Türkiye'de Moskov gavuru kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. O tarihsel kodlarda Rusya'nın yayılmacı politikalarının Stalin vasıtasıyla devam ettiğini gördüğü için Türkiye ABD'ye yakınlaştı, NATO'ya girdi ve Batı dünyasında yer aldı. Eğer Sovyetler Birliği, bunu Mehmet Perinçek'in kitabında da okuyabilirsiniz. Behlül Özkan'ın bence önemli bir çalışması da oldu, makalesi de oldu bu konuda Marmara Üniversitesi'nden. Yani bu Sovyetler Birliği'nin Türkiye'yi tehdit etmesi bizi NATO'ya yönlendirdi kaçınılmaz olarak. Şimdi aynı şey tekrar olabilir mi? Yani Putin bu defa 2020'lerde, 22'lerde siz burada benim onayım dışında Montrö'de değişiklik yapamazsınız der mi? Bal gibi der. Çünkü bu Rusya için olmazsa olmaz bir durumdur ve bana göre
Rusya özellikle Montrö'nün herhangi bir değişme durumunda Türkiye'den bilgi almak ister ve Türkiye'yi de zor duruma sokar. Şimdi Türkiye'nin tercihi şu olacak. Yani Rusya'yla deyim yerindeyse papaz olacak mıyız yoksa olmayacak mıyız? Ötesi birisi yok. Yani Montrö'daki herhangi bir değişiklik Rusya'nın uzun süreli olarak neredeyse Türkiye'ye savaş açmasına kadar götürebilir. Kanal İstanbul tartışması ayrı bir şey. Onun ekonomik boyutu var. Ama biz ana su yollarından söz ediyoruz. Ve Türkiye'nin egemenlik haklarını en üst düzeyde kullandığı bir yerden söz ediyoruz. Şimdi diğeri Fiona Hill'in çok güzel bir kitabı var. Mr. Putin diye. Giriş daha birinci sayfada şöyle bir şey var. Diyor ki Putin, bu Kırım diyor, bizim koskoca sıcak bir patates çuvalı gibiydi elimizde ve artık o sorunu çözdük. Ben de İlyas Bey gibi, Mustafa Bey gibi düşünüyorum. Ukraynasız bir Rusya düşünülemez. Yani bütün Rus entelektüelleri istisnasız, istisnasız Ukrayna'yı yapay bir devlet olarak görür. Bu doğrudur, yanlıştır, ayrı bir tartışma. Ama o açıdan bakıldığında, o zaviyeden bakıldığında öyle gözüküyor. Kırım'a hiç kimsenin müdahale etmesi söz konusu olamazdı. Ben Sivastopol'a gittim, Bahçesaray'a gittim. Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın misafiri olarak gittim. Yalta'ya gittim. Ve orada biliyorsunuz Ukrayna bağımsız olduktan sonra, İlyas Bey daha çok iyi bilecektir, Rusya ile Ukrayna arasında savaş gemilerinin korunabilmesi için evet, Sivastopol evet. Limanı'nda evet. anlaşma yapıldı. Evet. Ve bu karşılıklı bir işbirliğine dayalıydı. O nedenle Kırım'ın Rusya'nın elinden çıkmış olma durumu eğer söz konusu olacaksa Mustafa Aydın'ın dediği gibi mümkün değil. Yani Rusya'nın bunu kabullenmesi mümkün değil. Çünkü Rus donanması, 5. donanma bu doğrudur. Yani Akdeniz'e geçişte özellikle Sivastopol o kadar çok önemli ki bu sadece bizim şarkılarımızda Sivastopol önünde yatar gemiler şarkısında olduğu gibi değil. Leo Tolstoy'un Türkçe'ye de çevrilen kitabı vardır Sivastopol diye. Orada iki tane Rus kardeş savaşı kaybettiklerini bilirler ama geriye böyle yaralı bir şekilde giderken şöyle yumruklarını sıkarak şimdi kaçıyoruz. Türkler, İngilizler ve Fransızlar bizi 1853-56 Kırım Savaşı'nda yendiler ama biz evet. geri geleceğiz ve alacağız diye yazar Leo Tolstoy zaten savaşta bir yüzbaşıdır. Şimdi bunun için anlatıyorum. İlyas Bey'i tarihsel açıdan desteklemek için yani o Rus mentalitesini anlayabilmek için bizim siyaset yapıcılarımızın diplomatlarımızın, karar alıcılarımızın bu mantığı bilmeleri gerekiyor. Yani biz bu mantığa karşı bir tavır alabilecek miyiz? Bunu değiştirme şansımız var mı sorusunu sormak lazım. Putin 2036'ya kadar Allah uzun ömürler verirse başımızda. Yani adam çar. Tabii ki Rusya'da çar gibi gözüküyor. Ve çok bilinçli bir tercih. Navalny'yi siz sordunuz. Navalny konusu çok ilginç. Hiç etkisi yani, Navalny gençlerin bir temsilcisi ama o kadar. Evet. Yani Rusya çok büyük. Yani çok büyük. Yani ben Boris Nemtsov eski başbakanı Rusya'nın Boris Yeltsin zamanında evet. biliyorsunuz adam öldürüldü. Moskova'nın ortasında öldürüldü. Ve ben çok üzüldüm çünkü adamı tanıyorum. Yani insana gerçekten Avşin Hanım yani birini tanıdığınız zaman onun ölümünü televizyonda duymak başka bir şey. Tanımadığınız birini ya işte şurada biri öldürüldü işte suikasta uğratı denildiği zamanki duygunuz başka bir şey. Onun bana Moskova yakınlarında Kaluga şehri vardır özel ekonomik alan. Bana dedi ki ya Hüseyin dedi ben dedi anlayamıyorum bunları dedi. Ya ben bu ülkenin başbakanıyım dedi. Ben dedi nasıl Rusya karşıtı olabilirim? Vallahi dedim dünyada bazı ülkeler var başbakanları asıyorlar. Yani siyaset böyle bir şey. Evet. Ama Boris Nemtsov'un tabii o başbakanlığı esnasında ki İlyas Bey tam o sıralarda Rusya'daydı gördüğüm kadarıyla o ekonomik krizin yaşandığı dönemde. Şimdi Rusya'nın en büyük özelliği şu. Bir, Çin'le çok iyi konumda, Asya'da çok iyi gelişiyor, nükleer silahlara sahip, askeri yetenekleri çok fazla ve bize de S-400'leri sattı. Bizim de ilişkilerimiz çok iyi. Yani biz Rusya ile Ukrayna arasındaki herhangi bir çatışmada bana göre NATO kararı dahi olsa Türkiye'nin buna
müdahil olmaması gerekiyor. Çünkü 2003 yılında, bunu anlatıp bitireceğim, 2003 yılında Washington DC'de bir toplantı. Yanımda Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Bill Clinton'ın dışişleri savunma bakanı. Ben ikisinin ortasındayım. Daha sonra savunma bakanı olacak olan Chuck Hagels vardı. Chuck Hagel çıktı, konuşuyor. Biz diyor şöyle yapacağız, böyle yapacağız, Irak'a gireceğiz. Fransız'a dedim ki, siz dedim girecek misiniz? Birleşmiş Milletler temsilcisi. Dedim ki siz girecek misiniz? Verdiği cevap şuydu, bu bizim savaşımız değil dedi. Hı. Ve gerçekten de Fransa biliyorsunuz müdahil olmadı. O nedenle şimdi biz öyle kritik bir noktadayız ki bu Montreux nedeniyle, arkadaşlarımızın fazla vaktini almak istemiyorum. Sadece ben tarihsel olarak da bu çerçevede Türkiye'nin çok dikkatli olması gerektiğini ve dengeleri değerlendirirken, yani kantarın topuzunu kaçırmadan ama Rusya'yı daha fazla gözeterek, öyle gözüküyor bana, Rusya'yı daha fazla gözeterek bir politika arayışına girecek gibi geliyor. Peki. Yapmayabilir yöneticiler, bilemiyorum ama Ukrayna üzerine Rusya'yı ürkütecek, ayağına basacak şekilde bir politika takip edilirse işimiz zor. Peki, teşekkür ederim Sayın Aydın. Benden bu kadar şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Programın son 20 dakikasındayız. Özellikle Türkiye'nin oynayabileceği rolü odağa almak istiyorum bu son bölümde. Sizden de duymak isterim. Karadeniz'e kıyısı olan bir NATO ülkesi olan Türkiye, ki Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nden doğan özel hakları da var. Rusya-Ukrayna gerginliğindeki olası senaryolarda neyi nasıl düşünüp tartmalı dersiniz? Rusya ile de ayrı katmanlı ilişkileri var. Ukrayna ile de ve bir taraftan da tabii Fukuyama'nın da övgüyle, yani uzun uzun bahsetmiş olduğu bu SİHA ve savunma teknolojileri konusundaki paylaşım söz konusu, Ukrayna'ya nasıl yetenekler kazandırıyor ve Rusya açısından bu tepkiyle karşılandığında, hı hı, Türkiye ne diyecek, biz sattık artık bilmiyoruz mu diyecek sonrasında. Bütün bunlara yorumunuzu duymak isterim çünkü Türkiye'nin karşısında yine hep olduğu gibi zorlu bir mesele var. Evet, bu akşam çok anekdot anlatıldı. Ben de bir tane anlatayım. Buyurun, böyle sohbet olsun. Yani bu akşam öyle gidiyor. Çaylar, daha geçen hafta vardı aslında, artık çevrim içi yapılıyor. Putin'in kurdurduğu bir Valdai tartışma kulübü diye bir, evet, şey var. Her yıl Putin oraya geliyor ve uzmanların sorularını cevaplıyor. Bir saat kadar konuşuyor, sonra da soruları cevaplıyor. İki sene önce oradaki bu konuşmasında birisi kalktı, şey sordu Putin'e. Bu Kırım hakkında ne düşünüyorsunuz? Kırım sorunu hakkında dedi. Putin ne sorunu dedi? Yani Kırım diye bir sorun yok. Yani Kırım aldık. Yani Rusya'nın bir parçası, öyle bir sorun yok dedi. Şimdi Rusya açısından meseleye böyle bakıyorlar. Evet. Putin, yani niye Kırım ve Ukrayna'na kadar önemli konuşuyoruz ya, o yüzden söylüyorum. Putin açısından, Putin ve Rusya ilişkisi çerçevesinde baktığınızda Çeçenistan'da Rusya'nın çöküşünü durdurdu, Kırım'la Rusya'yı yeniden kurdu diye bir analiz yapıyor şimdi Rus uzmanlar Rusya'da. Dolayısıyla Putin açısından baktığınızda Kırım'dan geri dönmek mümkün değil. Hatta Putin'in duruşuyla mümkün olduğunca bu dış Ruslar konusunda hep ilerlemek söz konusu. Çünkü daha iktidara geldiği günlerden itibaren dış Ruslar konusunu hep gündeme getirdi. Ve o yüzden de zaten Rusya'ya sınırı olan bütün ülkeler, Orta Asya'dan Doğu Avrupa'ya kadar, bu konuda hep tedirgin oldular. Ukrayna bunlara dahil olmak dahil tabii. O nedenle bu işi ciddiye almak gerekiyor. Bir de şeye destek olmak açısından, arkadaşlarımız da söyledi. Burada NATO'dan bir karar çıkma ihtimali, yani Rusya'ya karşı savaşa girme anlamında böyle bir ihtimali ben de görmüyorum. Sinan çok güzel açıkladı. Ben de böyle bir buradaki olası gerginliğin bir yıpratma, hibrit çatışma, savaş çerçevesinde süreceğini tahmin ediyorum. Yani doğrudan
Rusya'ya karşı hani gönüllüler operasyonu dendi ya, hı-hı, kimsenin gönüllü olacağını sanmıyorum. Bana da öyle geldi. Bundan önceki gönüllüler operasyonlarına baktığınızda karşıda Amerika Birleşik Devletleri'nin normal şartlarda tek başına çok rahatlıkla tepelebileceği devletler vardı. Öyle devletlere karşı Amerika'nın yanında gönüllü olmak elbette kolay bir şey ama bir dünya savaşına neredeyse gidebilecek bir çatışmada kimsenin gönüllü olma ihtimali yoktur. Aklı olan hiç kimse de gönüllü olmaz. Yani buna Ruslar da dahil olmak üzere söylüyorum. Yani tek taraflı olarak söylemiyorum. Hı hı. O nedenle burada açık bir savaş olmaz ama olursa hibrit ve uzun döneme yayan bir yıpratma savaşı olur. Bu arada savaş olursa diye konuşup duruyoruz ama burada bir savaş var zaten. 2014'ten bugüne kadar 14 bin kişi öldü. 14 bin kişi öldü. 2 milyondan fazla kişi buradan göç etti Ukrayna içerisinde. Ve 40 binin üzerinde de yaralı var. Yani aslında bir savaş devam ediyor zaten. Tabii. Hibrit savaş devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde belki biraz daha yoğunlaşarak devam edebilir. Şimdi Türkiye nasıl davranacağıyla ilgili ipuçlarını aslında 2014'te verdi. Gerçi 2014'teki durumu bugüne göre çok daha rahattı Türkiye'nin. 2014'te Türkiye Kırım ilhak edildiğinde ve sonra da işgal edildiğinde ortada bir tepki verdi. Yani bugüne kadar gelen bir şekilde aslında Kırım'ın ilhakını ve işgalini tanımadı ve protesto etmeye devam ediyor diplomatik olarak. Ama bunu büyük bir mesele haline getirmiyor Rusya'yla. Ukrayna'ya ziyaret yapıldığında veya Ukraynalı liderler Türkiye'ye geldiğinde Kırım'la ilgili açıklama yapılıyor. Ama örneğin Rus liderlerle görüşüldüğünde bu hiçbir şekilde gündeme getirilmiyor. Dolayısıyla Türkiye burada kendince bir orta yol bulmuş gibi gözüküyor. Zaten Kırım konusunda da kimse geri döndürülebileceğini düşünmediği için Türkiye'nin çok da sert bir pozisyon almasına gerek yoktu. Ve nitekim zaten Gürcistan'daki kadar da olmadı. 2008'deki kadar dahi Batı'dan bir tepki verilemedi Kırım konusunda. Yani oraya bir yardım da götürelim diye bir yola çıkan da olmadı. Dolayısıyla Türkiye burada daha rahat bir pozisyon alabildi. Ama bu sefer biraz daha değişik bir durum söz konusu. Özellikle Türkiye-Ukrayna ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin dinamikleri çok değişmiş durumda. Türkiye-Ukrayna ilişkileri Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta bir açıklaması vardı, bir rapor yayınladılar. Türkiye Ukrayna'nın 4 stratejik ortağından biri olarak değerlendiriliyor. Ve bu ilişki, biz hani hep Türkiye oraya İHA satıyor diye konuşuyoruz ama öyle o kadar basit değil. Türkiye'nin yaptığı İHA'ların yapılabilmesinin bir tarafında da Ukrayna var. Hele şimdi İHA'ları büyütmeye çalışırken Ukrayna'dan motor almadan bunu yapmak pek mümkün. Yani biz Ukrayna'yla uçak yapımı konusunda da konuşuyoruz. Ukrayna'yla tank yapımı konusunda da konuşuyoruz. Ukrayna'yla gemi yapımı konusunda da konuşuyoruz ve bunların hepsinde bayağı ilerlemiş bir müzakere süreci var. Bir takım anlaşmalar imzalanmış durumda. Yani Türkiye özellikle de Amerika'dan şimdi katsa yaptırımları da gelmişken alternatif tedarikçilere bakarken Ukrayna'yı göz ardı edebilecek bir konumda değil şimdi Türkiye. Türkiye'nin yani Ukrayna'yı göz ardı etmemesi, hatta ilişkileri derinleştirmesi bahsettiğiniz alanlarda Türkiye'nin Rusya politikasıyla da mı ilgili? Değil. Kendi içinde gelişiyor. Ama bunun Rusya politikasına mutlaka yansımaları oluyor. Yani çünkü Ukrayna Türkiye açısından Rusya'dan bağımsız olarak da önemli bir ülke haline geldi. Hı hı. Türkiye'nin kendi savunma sanayisi için önemli bir ülke haline geldi. Ama Karadeniz dengeleri içinde de Türkiye ile Ukrayna bir arada olduğunda bir miktar Rusya'yı dengeleyebilir noktaya geliyorlar. Eğer arkalarına Amerika'yı ve Batı'yı alabilirlerse. Fakat tabii Türkiye diğer denklemin diğer tarafında Türk-Rus ilişkilerini koymamız lazım. Türkiye 2008'den itibaren, hadi yani tarihi aşağı yukarı oraya koyalım, Rusya ile artık Karadeniz'de jeopolitik rekabeti bıraktı. Jeopolitik rekabet yapmadığı için bu dengelemeyi Karadeniz'de pek fazla şu anda Türkiye yapmıyor. Yapmıyordu, öyle diyeyim, yapmıyor demeyeyim, yapmıyordu. Çünkü son 6-7 ayda enteresan gelişmeler oluyor ama bunların henüz aktif sahaya yansıması
Çok olmadı. Ufak tefek şeyler oluyor. İşte hem Suriye'de biraz aykırı düşüyoruz, hem Libya'da aykırı düştük, hem aslında Karabağ'da işbirliği yapıyor gibi gözükmekle birlikte aslında çıkarlarımız ve duruşlarımız aykırıydı. Hem de şimdi Amerika ile ilişkileri Batı'yla düzeltmeye çalışırken bunu burada kullandığımız söylemlerden bir tanesi Türkiye Rusya'yı birden fazla coğrafyada dengeleyen ve karşısında duran tek NATO ülkesi. Aslında baktığınızda kağıt üzerinde Rusya ile kafa kafaya sahada asker bulunduran tek NATO ülkesi Türkiye. Ve yani sahada derken çatışma sahalarından bahsediyorum. Hani kendi sınırında bulunmasından değil. Dolayısıyla burada bir söylem değişikliği var. Rusya ile ilişkilerde bir gerginlik birikmesi de söz konusu. Ama bunun Türkiye'nin yön değiştireceği anlamına da şu anda geldiğini söyleyemeyiz. Şu anda her şey çok belirsiz Türk dış politikası açısından. Hı hı. Türkiye dış politikasında son bir yılda geldiği sıkışmışlık nedeniyle bunu aşmak için çok farklı alanlarda çok farklı söylemlerle gündemde. Hı hı. Bunların hangisinin çalışacağını da henüz bilemiyor. Bu bilememenin arkasında bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nden bir türlü gelmeyen telefon ve Türk-Amerikan ilişkilerinin nereye gideceğini bilememek meselesi var. Onu bilebilsek, onu bir yere yerleştirebilsek o zaman Türkiye Rusya ile ilişkilerini başka bir dinamiğe ve düzleme belki taşıyacak. O zaman bu Türkiye'nin Ukrayna pozisyonunu belki etkileyecek. Fakat şu anda çok flu bir durum var. Son olarak vaktim varsa Montreux ile ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Arkadaşlarımız bunun ne kadar önemli olduğunu söylediler. Hüseyin Hoca, Kudret Özersay'ın makalesinden bahsetti. Yani meraklılara makale falan da okumayın diyeceğim. Orada sadece bir sayfada bir tablo var. Bir tablo var. Alın o tabloyu, fotoğrafını çekin telefonunuza. O konuşacağınız zaman açın bakın. Yani insanlar... Haklısınız. Ülkede anca tweet. O kadara sabır var. Yani makale evet, okumaya falan yok öyle sabır. Yani saat geç bu saatte tweet atsam belki atlama olmaz ama sabaha fotoğrafını çekip tweet atacağım. Belki siz böyle hayır için onu bir zincire dönüştürürsünüz makaleyi de o zaman okuruz. Ya, öyle oldu artık. Ya, affedin sen buyurun. Ne anlatacağım ben çocuklara? Evet yani şimdi insanlar Montreux konuşurken tablo yani tarihe ne diyor zaten... tablo onu sorayım. Önemli bir şey söylüyorsunuz yani, esprimi kenara. Tarihe bakmıyorlar da zaten tarihe bakmıyorlar ama hani tabloya da bakmıyorlar. Hiç değilse bakarak bilgiyle konuşulsun. Tarih olarak bir şey 2-3 şey söyleyeyim oradan bugüne bağlayayım hemen. Yani Montreux şu demek aslında Montreux'den daha önemlisi Türk boğazları. Ki bu İstanbul Boğazı değil. Biz yani Türkiye'de bir tek İstanbul Boğazı varmış gibi hayatımızı yaşıyoruz. İstanbul çok büyük ve Türkiye'nin beşte biri olduğu için biz de İstanbul Boğazı'nı her şey sanıyoruz. Öyle değil. Türk Boğazları Çanakkale'den başlayıp Karadeniz'e kadar giden İstanbul ve Çanakkale Boğazları artı Marmara Denizi'dir. Bu coğrafya 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya tarihi açısından çok önemli olmuştur. Ve üzerine büyük bir mücadele yapılmış bir coğrafyadır. Arkadaşlarımız Kırım Savaşı'nı söylediler. Kırım Savaşı Kırım için yapılan bir savaş değildir aslında. Kırım'da olmasına rağmen boğazları kimin kontrol edeceği üzerinden çıkmıştır aslında bütün mesele. Sadece o değil ya yani Balkan savaşları yaklaşık 1. Dünya Savaşı'ndaki en büyük muharebelerden biri boğazlar üzerinedir. 2. Dünya Savaşı'nı Hüseyin Hoca söyledi. Burayı kontrol edebilmek için Türkiye üzerinde kurulan baskıların hatta hesabı yok. Yani İngiltere'si, Almanya'sı, Rusya'sı hepsi baskı kurmuştur. Daha bırakın onları yakına geleyim. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra Türkiye Montreux'de bir takım ufak düzenlemeler yapmaya çalıştı. Montreux'de değil de Boğazlar geçiş rejiminde Uluslararası Denizcilik Örgütü üzerinden iki yönetmelik çıkarttı 1994'te ve 1998'de trafiği düzenlemek için. Orada artan deniz trafiği nedeniyle bu düzenlemeler sırasında iki ülke inanılmaz tepki gösterdi. Birisi Yunanistan'dı. Niye yaptığı belli değil tabii. Türkiye yapıyor diye gösterdi tepkiyi. Diğeri elbette Rusya'ydı. Çünkü oradan geçişi sınırlayacaktı. Ve Rusya'nın bir teklifi oldu aslında. Yani Stalin gibi teklif etmediler tabii. Stalin birlikte kontrol edelim bize üst verin demişti Boğaz bölgesinde ama bu sefer şöyle dediler yani 94-98 arasında Türkiye'ye resmen buradaki
tüzükle belirlenen sistemi birlikte yönetelim, gelin beraber çalıştıralım bunu dediler. Şimdi bunu anlayan anlıyor ne demek olduğunu. Yani 17. yüzyıldan başlayan o dinamik bugün 94-98'e kadar hala geçerliydi. Hiçbir değişiklik yok. Rusya açısından dünyaya çıkış yolu Türk boğazlarından geçiyor. Ve o Türk boğazları Türkiye'nin kontrolünde olduğu için Türk-Rusya ilişkilerini ve dolayısıyla dünya jeopolitiğini etkileyen bir mesele. O nedenle Montre bunun düğüm noktası. Oradaki en ufak bir değişiklik her şeyi değiştirecektir. Şimdi Montreux konusunda şunu söyleyip bitireyim. Montreux'u iptal etmek zor değil. Yani hep Türkiye'de o konuşuluyor ya, feshedilebilir mi edilmez mi, çok kolay. Yani feshetmesi çok kolay, okuyan görecek zaten. Ama feshettikten sonra ne olacağı konusu Gayya Kuyusu gibi bir şey. Feshettikten sonra yeni bir anlaşmayla burada bir şey yapmak gerekiyor. Eğer yeni anlaşma yapmazsak, yapamadığımız sürece ve yapılmadığı sürece uluslararası hukuk geçerli olacak. Mevcut hukuk geleneği geçerli olacak. O da gemilerin serbest geçişi. Yani Montreux'daki kadar bize verilen hakların hiçbirisi olmayacak. Dünyada kendisine çok özgü, sui generis deniyor buna hukukta, evet, uluslararası hukukta, ama kendisine özgü diye çevirelim. Türkiye dünyada bu kadar kendisine özgü bir boğaz geçiş rejimi olan başka bir uluslararası antlaşma yok ve bu da sadece Türkiye'nin elinde. O günkü konjonktürde, o günkü dünya şartlarında yapılabilmiş bir diplomasi başarısı da diyebilirsiniz, bir şans da diyebilirsiniz. Ne demek isterseniz deyin ama şu anda elimizde bu var. Bunu kaybetmemek gerekiyor. Bu nedenle de şimdi hemen bunu Kırım'a bağlayalım ve bitireyim ben bunu Ukrayna meselesinde. Aslında 90'lı yıllarda Hüseyin Hoca'nın sözünü ettiği senaryoyu, anlattığı senaryoyu 90'lı yıllar boyunca katıldığımız her Karadeniz toplantısında gördük. Bir taraftan Romanyalılar, bir taraftan Gürcüler, bir taraftan o zaman Ukraynalılar, arkalarında Amerika'nın teşvikiyle ya da kışkırtmasıyla sürekli olarak Türkiye'ye saldırırlardı. Türkiye burada Karadeniz'e demokrasinin gelmesine engel oluyor. Boğazlardan geçişlere engel oluyor diye. Bunda bunu bağlarlardı. Çünkü boğazı açarsanız Amerikan gemileri gelir. Amerikan gemileri gelince Karadeniz'e demokrasi gelir diyorlardı. Yani 2003 Irak Savaşı'ndan sonra artık bunu söylemeyi bıraktılar. Ama böyle bir de dinamik var burada. Bunu unutmamak gerekiyor. Ben bu sefer yine aynı sorunla Türkiye'nin baş başa kalma ihtimali var. 2014'te bununla kalmamıştı. Ama bu sefer daha fazla destek vermek isteyebilir. Amerika şimdiden Romanya'ya gemi tırnak içinde satma, Amerikan gemilerini satma, evet, Romanya'da konuşlandırma ya da Yunanistan'ın işte bir takım bölgelerine oraya asker sevk etme gibi planlar konuşuluyor. Gündeme düşüyor, basına düşüyor. Dolayısıyla bu sefer Türkiye'nin biraz daha fazla baskı altında kalacağını ve 2014'teki kadar rahat bir ortada olma durumunda olamayacağını tahmin ediyorum. Biraz da bugünkü belirsizliklerden dolayı. Peki, çok teşekkür ederim. Biraz ek süre isteyeceğim rejiden, arkadaşlarım onu ayarlasınlar rica ediyorum. Çünkü işin savunma boyutunu da biraz daha üzerinde durabilmek istiyorum. Sinan Ülgen'in ne söyleyeceğini merak ediyorum. Siz Montreux'la ilgili görüşlerinizi paylaştınız ama Ukrayna Türkiye arasındaki savunma konusundaki projeler ve işbirliği konusunda da bizi bilgilendirmenizi rica edeceğim. Zira SİHA'larla ilgili Fukuyama'nın da Türkiye'de basına yansıdı. İngilizce orijinalini de okuduğumda dikkatimi çekti, nasıl bir analiz sunduğu. Yine Ukrayna'da da aynı şekilde gidişatta etki üretebileceğini bu görüşü de paylaşmış. Ben de bu konudaki yorumunuzu duymak isterim. Sizin sonrasında İlyas Bey, sizden de aynı şekilde katkınızı almak isterim. İşin savunma boyutuyla ilgili ne söylersiniz ve bu konudaki işbirliği derinleşirse Türkiye-Ukrayna arasında hem şu andaki Rus-Ukrayna gerginliğiyle ilgili nasıl bir etki üretebilir diye düşünürsünüz, hem de tabii Rusya bu işe nasıl bakar eğer SİHA'lar orada, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar aktif bir şekilde kullanılırsa bu gerginlik özelinde, görüşünüzü duymak isterim.
Şimdi ikinci soruyla başlayalım. Çünkü bu gerçekten de hani hepimizin aslında bir noktada cevabını vermeye çalıştığı sorulardan bir tanesi. Özellikle Karabağ Savaşı ertesinde. Yani oradaki bu Türkiye kullanılan SİHA'ların savaş ortamını evet. nasıl etkilediği ve nasıl bir işin dinamiğini aslında lehimize çevirdiğini gördükten sonra. Ama burada iki tane hani Karabağ'la buradaki olası bir çatışma senaryosunun iki temel farkı olacaktır. Bir tane Karabağ'da hani bu böyle belki çok fazla telaffuz edilmedi ama evet yani Bakü'nün yaptığı bir alım var ama nihayetinde orada Türkiye'nin de önemli bir hatta operasyonel boyutu itibariyle bile önemli bir katkısı oldu bu sürece. Dolayısıyla bir bu biraz daha farklı bir durum. Yani aynısını bugün bir Rusya-Ukrayna ihtilafında beklemeyiz. Ama tabiatıyla işin hani Türkiye'nin satmış olduğu SİHA'lar konusu gündeme gelebilir. Ama bu en nihayetinde iki ülke arasında eğer hani bunlar zaten savaştan yani tekrar ediyorum hani bu kimse böyle bir savaşı istemez ama eğer böyle bir savaş senaryosu olursa bu ticari ilişki sonuçta savaştan önce yapılmış olan sevkiyatı tamamlanmış olan bir ilişkidir. Dolayısıyla bu Türkiye-Rusya arasında bir sıkıntı yaratmaz. Bunun istisnası böyle bir savaş senaryosunda bu ilişkinin devam etmesi durumunda ortaya çıkar. Yani o zaman Türkiye doğrudan savaşta kendisini bir hani Ukrayna yanına konumlandırmış ve onun askeri askeri yönden muzaffer olması için destek veren bir ülke olacaktır. Bu tabii Türkiye-Rusya ilişkileri bakımından çok ciddi bir sorun oluşturur. Dolayısıyla işi biraz böyle görmek lazım. Yani şu anda var olan ilişki bir sorun değil ama eğer bir savaş senaryosundan bahsediyorsak ve o zaman bu ilişki bu boyutuyla devam ediyorsa o zaman bu büyük bir sorun olur. Türkiye-Rusya ilişkileri bakımından Türkiye'nin o noktada tabii bir tercih yapması gerekecektir. Ne tarafa destek vereceğine dair veya daha nötr mü kalacağına dair. Bir iddia genel sorunuzla ilgili olarak da şunları ifade etmek lazım. Tabii Türk savunma sanayi son 10 yılda çok büyük atılımlar gerçekleştirdi. Gururumuz oldu. Ama bugün gelinen noktada tabii ilave bir takım atılımların yapılmasına da ihtiyaç var. Şimdi Türkiye'nin kısmen hani kendi tercihleri, kısmen karşılaştığı uluslararası konjonktür nedeniyle savunma sanayi bakımından bir takım sıkıntılar oluştu. Tabii S-400 bunu tetikleyen en büyük sıkıntıydı. Bu ortamda Ukrayna ile akdedilen bir genel işbirliği çerçevesi Türk savunma sanayi bakımından çok kritik. Çünkü oradaki savunma sanayinin altyapısına baktığımızda aslında Türkiye bakımından tamamlayıcı bir takım yeteneklerin olduğunu görüyoruz. Bu yani genel olarak işte insansız araçlar bakımından da öyle, sevk açısından da öyle, motorlar bakımından da öyle, uçak motorları başta olmak üzere. Dolayısıyla Türkiye'nin batıdan şu veya bu nedenle fiili veya yasal ambargolar nedeniyle tedarik edemediği teknolojilerin en azından bir kısmının kaynağını Türkiye Ukrayna'da buldu. Ve bu da Türkiye bakımından büyük bir avantaj. Bu ilişkinin bu boyutuyla genişleyerek devam etmesi Türkiye'nin lehine olacaktır. Dolayısıyla bunu da bir açıdan korumak gerekiyor. Bütün bu nedenlerden dolayı zaten Ukrayna ile Rusya arasında bir silahlı çatışma senaryosu gerek Montreux bakımından getireceği diplomatik riskler, gerek bu Ukrayna ile gelişen savunma sanayi boyutu, gerek Rusya ile farklı bölgelerde yürütülen işbirliği nedeniyle Türkiye'nin yani bundan en fazla etkilenecek maalesef ülkelerin arasında Türkiye'nin olacağını
bu bağlamda ifade etmek lazım. Dolayısıyla buradan da Türk dış politikasına bir öneri çıkıyor tabiatıyla. Türkiye'de bunun hani gayet bilincinde ve meseleye gayet teyenniyle yaklaşıyor. Türkiye'nin de dolayısıyla önceliği buradaki çatışmanın bir silahlı çatışmaya dönüşmemesi. Evet, bir hani düşük yoğunluklu hibrit savaş senaryosu nihayetinde burada belki engellemek mümkün olmayacak uluslararası toplum bakımından, ama bunun bu şekilde, yani böyle bir sınırlı savaş senaryosu içerisinde devam etmesi Türkiye bakımından çok büyük önem taşıyor. Çünkü aksi bugün konuştuğumuz riskleri beraberinde getiriyor. Peki, çok teşekkür ederim İlyas Bey. Buyurunuz. Savunma açısından da değerlendirmenizi duymak isterim. Rusya nasıl bakıyor bu savunma ilişkisine, Türkiye-Ukrayna arasındaki, ve dediğimiz senaryolar gerçekleşir gerçekleşmez bilmiyoruz. Tabii bizim başka yere evrilirse Rusya'nın işte, bakışı nasıl değişir? Bizim bakışımız ne kadar itidalli, o kadar dengeli bir bakışı var ki hep bütün hocalarımızla, hele bugün Sinan Bey biraz da diplomatik üslupla o tecrübeyle cevap veriyor, ama mesela Rus gazetelerini açtığımız zaman silahlar, iki devletin silahları karşılaştırılıyor. İşte ne kadar uçak var, ne kadar tank var, Ukrayna'da ne kadar var SİHA var, bizde ne kadar SİHA var. Mesela SİHA, İHA konusu da geçen, dün değil evvelsi gün şeyde vardı. Rus basında yazıyor. Konsomos'ta vardı galiba. Ben onu okumuştum. Yani SİHA'ların tabii propaganda, yani Fukuyama'nın dediğin tam tersini söylüyor. Bizim SİHA'lar, yani kimin SİHA'sı olursa olsun, yani ister Çin olsun, ister Türk olsun, isterse Ukrayna ile bizim, onlar işbirliğimizi biliyorlar, bizimkiler daha üstündür diye o basında geçiyor. Yani çok ilgilenmiyorlar. Yani ben onu görüyorum genel anlamda. Ruslar bu işte çok ilgilenmiyorlar, çok eminler. Yani çünkü orada bir hibrit savaş olacaktır. Hibrit savaşta unsurlar, Sinan Bey'in dediği çok doğru. Yani bu savaşın büyümesi çok olası değil, yani o felaket olur. Çünkü güçler çok fazla. Bölgede silahla o kadar çok silah yığılmış ki, mesela orasını belki atladık. Bütün hat boyunca Bulgaristan, hatta Yunanistan'a işte yeni NATO güçleri yerleşiyor biliyorsunuz Dede Ağaç'a. Yukarıda Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Finlandiya. Bütün NATO'nun silahı orta ve uzun menzilli, bütün ne kadar silah varsa bölgede. Şimdi dolayısıyla Ruslar da bu hattı karşı taraftan, o yukarıdan ta Beyaz Deniz'den aşağıya kadar, Kırım'a kadar S-400 ve en son teknoloji. Dolayısıyla mesela Karabağ'daki savaşla bu savaş teknolojik olarak kıyaslanmaz. Ermenistan'ın elindeki bir eski nesil. Ve ikincisi, Karabağ'da sadece bizim silahlarımız yok, aynı zamanda İsrail'in silahları da vardı, hatırlayın. Dolayısıyla oradaki dengesizlik bu alanda yok. Onu kimse, yani büyük bir dünyayı yıkacak şey var orada. O yüzden hiç beklenecek bir şey değil. Bu çatışma göze alınmaz, hiçbir ülke tarafından alınmaz. Buradaki hibrit savaş Türkiye'ye avantajlar sağlar, dezavantajlar sağlar. Avantaj şu olur, ben avantaj yönüne bakmak istiyorum. Dezavantajı elbette var, ama avantaj olarak bölgede kendi stratejisini geliştirmek isteyen Türkiye gibi ülkelere alan açar. Mesela Ukrayna bunlardan bir tanesi. İşte savunma sanayi oradan gidiyor. Çok doğru bir tespitti. Mesela Ukrayna'da eskiden Sovyet'ten kalma matematik ve o bilgi olduğu için, silah bilgisi, motor yapma, işte her alanda motoru yapabilme, dayanıklı çelik üretebilme. Yani onlar da biraz daha gelişmiş bize göre. Bizim eksik olduğumuz şeyler. Orta sanayide de biz yüksek. İkisi birbirini tamamlıyor. Müthiş bir sinerji çıkıyor. Her şeyi yapabilirsiniz. İki de biz onları, o imkanı kullanıyoruz. Onlar bizim imkanımızı kullanıyorlar. Rusya buna seyretmek zorunda. Çünkü eskisi gibi değil. Rusya da istediğini yaptıramıyor. Nasıl Amerika istediğini yaptıramıyorsa, Rusya da istediğini yaptıramıyor. Almanya çok etkindir mesela, da o da istediğini yaptıramıyor, faydalanmaya çalışıyor. Bu bir imkan meselesi. Dolayısıyla burada kuracağınız imkanlar, işte burada da dışişlerinin ve olayı çok iyi analiz eden, böyle belki de tecrübeye de dayalı, yani geçmiş tecrübe de olmalı bu alanda, onunla hareket edildiği sürece, bu tavırla hareket edildiği imkanları var. Ama dezavantajlarını asla kaçırmamak lazım, çünkü biraz da bu Amerika'yla ve batıdaki ülkelerin tutumuyla, yani yeni dünyada neyi düşünüyorlar? Söylediler gerçi düşündüklerini, ama Türkiye
Ama Türkiye'ye gerekli söyledi, bütün hocalarımız söyledi, gerekli, Türkiye'ye gerekli garantiyi de vermiyorlar. Hatırlayın, mesela Suriye'deki olay olduğu zaman en yakın patriotlardı bize, değil mi? Hı hı. Veya şeydi, Fransızların şeyleriydi, savunma füzeleriydi ama vermediler. Yani o hakkı vermeyebilirler. Yani onların da bir marjı var. İşte bu riskleri de göreceksiniz. Ve bekleyeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Şu an doğrusu yapılıyor. Bekleyeceksiniz. Kendi stratejinizi kendiniz kuracaksınız. Evet, böyle görünüyor. Böyle görünüyor. Programı açarken de demiştim, sizin bıraktığınız yerde de tekrar etmek şart oldu. Gün geçmiyor ki Türkiye'nin bu hassas koordinatlarıyla tartışması gereken bir başka zor, kompleks bir mesele daha çıkmasın karşısına bu sefer de. O mesele Ukrayna-Rusya'ydı. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Türkiye'nin önemli zihinleri, bu konuyu yakından çalışan, emek veren zihinlerinin katkısıyla yapmış olduk bu tartışmayı. Sağ olunuz. Geç vakte kadar da bizimle birlikte oldunuz. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, Profesör Doktor İlyas Topsakal, Profesör Doktor Mustafa Aydın, EDAN Başkanı Sinan Ülgen, katkılarınız, uyarılarınız, bakış açınız için sağ olunuz. Ve bu saate kadar bizimle birlikte olan izleyicilerimize de çok teşekkürler. Yorumlarınızla, eleştirilerinizle destek verdiğiniz için onlar da çok kıymetli bizim açımızdan. Burada noktalayacağız 360 geceyi. Tabii ki hem Ukrayna-Rusya özelinde hem de Türkiye'nin çevresindeki diğer hassas meseleleri de dört gözle kafa örerek takip etmeyi de sürdürerek ileriki programlarda da konuşmak üzere. Tekrar teşekkürler. Ben Afşin Yurdakul. Hoşçakalın.